Tamamdır. Ben paylaşarak başlayayım. Ve o zor tanımlamaya bırakalım. Merhaba arkadaşlar ve sevgili hocalarım. Bugün size zamansal ve mekansal, anlatılarda zamansal ve mekansal bir analiz ve tasarım aracı kullanabileceğimiz bir framework nasıl yapılabilir? Öyle bir yaklaşımdan bahsedeceğim. Daha önceden yüksek lisans tez çalışmamda aslında temellerini attığım bir çalışmaydı bu. Video oyunlarındaki mimari deneyimin mekansal, zamansal ve naratif açıdan incelenmesi üzerineydi yüksek lisans tezin. Ve daha sonra bunu işte çeşitli workshoplarda gerek öğrenci workshoplarında olsun gerek kendim amatör ya da profesyonel deneyimlerimde olsun tasarım aracı olarak da hani böyle bir storyboard aracı olarak da kullanmayı denedim. O yüzden hani faydalı olabileceğini düşünüyorum. Böyle yaklaşımlar da var zaten. Bunun gibi farklı framework yaklaşımları da var. Bugün sizinle o çalışmayı paylaşacağım. Biraz kendimden bahsedeyim. Ben kimim? Ben Bahçeşehir İstanbul Teknik Üniversitesi'nde araştırma görevlisiyim. Aynı zamanda mimari tasarımda bilişim programında doktor öğrencisiyim. Daha önceden 2007 yılında Bahçeşehir Mimarlığa girdim. 2012 Bahçeşehir mezunuyum. Bahçeşehir'de yüksek lisansımı yine mimarlık alanında yaparken bu söz konusu tezi yazdım. Oyunlarla geçmişimse daha geriye dayanıyor. Oyuncu olarak tabii ki çok daha önce ama pek çoğumuz gibi oyun geliştirmeye ben de modlayarak başladım aslında. Unreal Engine 2'nin editörüyle ilk başlamıştım. Unreal Tournament 3'ün 2003'ün içinden çıkıyordu. Aynı zamanda Postal'ın da içinde öyle bir editör vardı. O yıllarda tabii modelleme yapamadığımız için içerideki var olan aktörlerle, asetlerle bir takım şeyler yapmaya çalışıyorduk. Daha sonra 2008 yılında CryEngine'in sandbox'ı yine bu modlama için available hale geldiğinde bunun zaten 2007'de Crysis görsel bir devrim de yaratmıştı o yıllarda. Fotoğraf gerçekçiliğinde hani en azından o yıllarda bizim aldığımız renderler kadar en azından gerçekçi olduğunu fark ederek bunu hani eğlence ve oyun amacının dışında acaba mimari görselleştirme için de kullanabilir miyim diye öyle öğrenciyken hani 10 dakika render almayayım da bir tane güzel screenshot alayım gibi bir şeyle yaklaşmıştım. BIM modellerini oraya aktarmaya çalışıyordum. Daha sonra yüksek lisansa geldiğimizde artık modlamalar ve böyle amatör denemelerin dışında gerçekten bir oyun projesi geliştirmek istedim ve Walking Simulator tarzında bir oyun yapmıştım öyle. Kendi bir hikaye var ve işte haritada gezerken o hikayedeki elemanları anmak ediyorsunuz. Daha interaktifti yani. Bu zamana kadarkiler hani var olan oyunları modlayarak ilerliyordu. Bir İTÜ'de mimari tasarımda bilişimde doktora yapmaya da başlayınca tabii daha da işin içerisine girip işte daha kodlama, betikleme, görsel scriptleme gibi alanlarda da kendimi geliştirmeye devam ettim. 2016-2019 yılları arasında Crytek'le bir sektörel işbirliğimiz oldu. Bir Ar-Ge projemiz oldu. Onun dışında şu an doktora projemin de yine hem işte yazılım development anlamında daha doğrusu bir VR experience üzerine kurulu onun development anlamında hem de sonuçların incelenmesi anlamında devam ettiriyorum. Bu bahsettiğim Ar-Ge işbirliği Itunova Teknoloji Transfer Ofisi kapsamında CryEngine ile VR ortamında mimari simülasyon konulu bir projeydi. Bu VR bütün dünyada yeni bir teknolojiyken 2015 sonlarında hani burada geç kalınmamış Ar-Ge'lerin uzun vadede olumlu dönüşü olabileceğini düşündük. Hem akademi tarafına hem de sektörel tarafa. O yüzden öyle bir maceraya girişmiştik. Onun da güzel şeyleri, meyveleri oldu. Burada işte İTÜ ile ve İTÜNOVA kapsamında Crytek'le çalıştık, Hive'la çalıştık. CBI Lab vardı İTÜ'de kurulan orada bir projemiz olmuştu. Aynı zamanda
diğer bazı paydaşlara da destek verme imkanımız oldu. Onun dışında akademik olarak İTÜ ve Bahçeşehir'de dersler olsun, workshoplar olsun çalışmalarımıza devam ettik. Çoğu konuşuyorum. Sinan Hoca ile birlikte katıldığımız bir projeydi bu. Çoğunda da zaten ekip arkadaşlarımız da bir şeyler çıkardık ortaya. Daha önceki sunumları izleyenler bildiği için bunları hızlı geçeceğim. Ne tür şeyler yaptık? İşte böyle kentsel üst yapı görselleştirmesi gibi şeylerle başlayıp daha sonra işte GIS datası üzerinden geospesifik görselleştirmeler nasıl yapabiliriz ve bunların tabii bir takım içerisinde interaksiyonlar da vardı. Crytek'in Rise oyununun AAA kalitesinde hali hazırdaki görselleri üzerinden kültürel eserlerin görselleştirilmesiyle ilgili neler yapabiliriz deyip böyle bir Roma villası ve daha sonra amfiteyatro görselleştirmesi gibi çalışmalarımız oldu. Onun dışında kendi boş zamanlarımda böyle işte level design, aydınlatma gibi şeyler çalışmalarımdan da hani örnekler burada gösteriyorum. Ve bunun modellemesi bana ait değil, MBL'den başka bir arkadaşa ait. Bu da öyle ortak bir projemizdi. Sonra bu Roma üzerinde yaptığımız çalışma üzerinden hani VR'da işte lokomosyon sorununu nasıl çözeriz? Bir kültürel alan ve müze ziyareti nasıl yapılabilir gibi böyle proof of concept bir şeyler çıkardıktan sonra Crytek İstanbul'daki ekiple birlikte gerçek bir yani sıfırdan yeni bir böyle kültürel ve tarihi eser görselleştirmesi için neler yapabiliriz diye düşünürken işte Topkapı biraz büyük ölçekli oluyordu. Arkeolojik alan olduğu için Göbekli Tepe'ye gitmemiz çok kolay olmuyordu. Çanakkale Şehitler Abidesi'ni seçip orada zamanda geçmişe yolculuk VR diye bir proje yapmıştık. O da işte bu Çanakkale Şehitler Abidesi'nde başlayıp daha sonra devam ediyor. Seyit Onbaşı'nın o HMS Ocean'ı batırdığı sabah 18 Mart sabahı devam eden öyle bir denemeydi bu da. Onun dışında bu Eti Maden ve Yeni Anadolu Madencilik Konsorsiyumu'yla VR üzerinde kömür maden işçilerinin, yeraltı kömür maden işçilerinin eğitimine yönelik bir proje geliştirdik. Black Diamond VR adı verilen o projede işte hem yer altında girecek işçilerin gitmeden önce ya da giderken daha mesleki yetkinlik edinebilmeleri için çeşitli iş kollarında eğitildiği, sınava girdiği bir uygulama. Bu da o projenin beraberinde işte yine level design'ını yaptığım ufak bir görselleştirme. Hayali Cry diye bir kasabada geçiyordu olaylar. Bir yandan simülasyon yapıyoruz ama bir yandan olayların geçtiği böyle hayali kasabalar var. Serious game'lerde de insan kendini tatmin etmek için böyle şeylere kaçabiliyor. Bu yine o uygulamanın VR tutorial bölümü ve ana menü bölümü. Burada da bir takım işte böyle mimari bir enstalasyon yaklaşımı gösteren bir level design söz konusu. Yine aynı bölüme ait. Onun dışında sadece VR'la sınırlı değil çalışma alanlarımız. Bu Sinan Mert Şener, Belinda Torus, Asena Kumsal Şen ve Ayhan Karaca ile birlikte B-Box diye Unity'de PC platformunda çalışan ama mobil integrasyonda olabilen bir konut kompleksi uzman sistemi, karar destek sistemi tasarlamıştık. Bu Unity üzerinden göç ve afet sonrası acil ortaya çıkan konut ihtiyacını çözmeye yönelik yine GIS datası üzerinden sizin seçtiğiniz bir alanda hazır kullanılmış shipping konteynerlerle, o kargo konteynerleriyle bir settlement üretiyor. İşte siz bütçenizi giriyorsunuz, kaç kişi accommodate etmek istediğinizi giriyorsunuz, bölge ve şehir giriyorsunuz. Buradan demografi ve coğrafya, işte güneş yönü gibi verileri alıyor.
Daha sonra ekolojik yani tarım amaçlı bir settlement mı kuruyorsunuz? Afet sonrası için işte maksimum alan maksimize etmeye çalışan bir şey mi kuruyorsunuz? Zirai bir şey mi kuruyorsunuz? Onu seçiyorsunuz ve o önceliklere göre böyle çalışıyor. Şuradaki QR kodu daha sonradan ziyaret ederseniz bir çalışma videosu da var. Onun dışında doktora tezimde de işte VR miyar bir şeyler yapıyoruz diye. Bugün anlatacağım konu ile ilgili iki yayın var. Bir tanesi yüksek lisans tezim, bir tanesi Encyclopedia of Computer Graphics and Games'te yayınlanan bir orta boyutta bir şey. Encyclopedia entry'si. Onlara bakabilirsiniz eğer ilginizi çekerse. Bugün bahsedeceğimiz şey mimari narratiflerde özellikle bu video oyunlarından bahsediyoruz tabii. Mimarinin etkisinin nasıl olduğu. Şimdi burada insanlığın varoluşu zamansal ve mekansal olduğu için bir hikayeden bahsederken, bir narratiften, bir öyküden bahsederken zaman ve mekanın tasarlanması da önemli hale geliyor, esas hale geliyor. Ve bu tür yerlerde zaten bu tür hikayelerde olsun, işte gerçek settingler olsun, yani bütün sözlü gelenekten başlayarak tiyatroya, sinemaya ve bugün en son artık anlatı, sanatsal anlatı ürünü diyebileceğimiz video oyunlarına kadar hep bir zaman ve mekan tasarlamamız gerekiyor. Bu da bu konuyu biraz mimarinin konusu haline getiriyor. Çünkü hep bir hikayeye başlarken işte evvel zaman içinde çok uzak bir ülkede ya da A Long Time Ago in a Galaxy Far Far Away gibi zaman ve mekan tanımlayarak başlamamız gerekiyor. Yani varoluştan bahsetmek için bizim zaman tanımlamamız gerekiyor önce. Bu bir varoluş meselesi haline geldiği zaman tabii bu fenomenolojinin de ilgi alanı haline geliyor. Fenomenoloji fenomenlerin yani görüngülerin varlıkların temel strüktür, varlıkların özsel niteliklerinin incelendiği bir yaklaşım alanı, felsefi bir yaklaşım alanı. Hani gerçeği, hakikati ancak bizim algıladığımız, kendi algılarımız üzerinden tanımlayabileceğimizi, işte harici bir hakikat olmadığını, onun anlamlandıran şeyin bizim deneyimimiz olduğunu söyleyen bir yaklaşım. Bu aslında hikayelerde çok karşımıza çıkan kurguyla örtüşen bir yaklaşım haline geliyor. Çünkü biz baktığımızda aslında o mekanların ya da gördüğümüz görsellerin imajlarıyla değil, o imajların zihnimizde yarattığı görüntülerle, tezahürlerle aslında içli dışlı oluyoruz bu izleme, dinleme deneyimi sırasında. Hele ki video oyunlarında bu daha da ileri seviyeye çıkıyor. Çünkü interaksiyonumuz artıyor. Ya da işte hani mimarinin de buradaki rolü yerleri tanımlamak olduğu için tekrar mimari bu konunun bu konuyla ilgilenen birincil sanat ve bilim dalı haline gelmiş gibi oluyor. Kevin Lynch'in de burada şehir planlamacı Kevin Lynch'in yaklaşımı da hiçbir şey kendi başına deneyimlenmez. Çevresiyle ve kendine yol açan olaylar dizisiyle geçmiş deneyimlerin anılarıyla deneyimlenir gibi bir sözü var. Yani baktığımızda biz aslında uyandırmak istediğimiz duyguları, uyandırmak istediğimiz düşünceleri insanların geçmiş deneyimleri üzerinden bir şekilde kurguluyoruz. İşte mesela korkutmak istiyorsak ona göre bir ses kullanıyoruz. Çünkü o ses daha önceden korkuyla ilişkilenmiştir. Ya da bir şeyin daha korkutucu olmasını istiyorsak biçim olarak onun daha böyle işte sert hatları olur gibi 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 böyle bir takım insanların kendi deneyimlerinden de bildikleri ve audience'ın deneyiminde de karşılık bulan bazı kurallar var. Bizim şeyimizde tasarladığımız alanda tabii mimarinin aksine henüz koku yok, dokunma yok. Bunları da sinestezi yoluyla hani vermeye çalışıyoruz. O kokuyu uyandıracak bir renk, bir görsel ya da o dokuyu uyandıracak tekstürlerle algılatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ortaya çıkan bu kurgu hani referansiyel bir şeyin
düşünce düzeyinde ya da böyle ona referans veren bir taklidi olmanın ötesinde bizim personalar aracılığıyla deneyimlediğimiz işte empatik içindelik yoluyla içinde hissettiğimiz etkileşim transferi aracılığıyla içerideki personamızla sanki onu bir uzantımız olarak kullandığımız sanal bir varoluş mekanı yaratmış oluyor ve bu sanal dünyada yeni bir varoluş katmanı ortaya çıkmış oluyor o zaman ve bu doğrudan bizim inceleyebileceğimiz bir alan haline geliyor. Mesela burada Moss oyunundan örnek vermek isterim. Bu oyunu oynayan oldu mu arkadaşlar VR'da? PlayStation VR'a ekskluzif olarak çıkmıştı. Daha sonra Steam VR'a da çıktı. Henüz oynamadıysanız ve bir headset'e erişiminiz varsa tavsiye ederim. Güzel bir VR oyunu. Üçüncü, third person kameradan işte güzel etkileşimleri kurgulamak açısından da anlamlı. Ve bence örnek alınabilecek bir çalışma. Bunda şöyle bir kurgu var. Burada oynayan kişiyi görüyorsunuz. Burada oynayan kişinin ellerini görüyorsunuz. Oynayan kişinin yansıması bu. Yani aslında biz Moss'un dünyasında böyle... Sözünü bağla kesecektim. Şimdi geldi görüntü. Az önce statik görüntü vardı. Şimdi açıldı ama. Bağlantıda bir sorun var galiba. Bu Moss'un dünyasında böyle hayalet gibi ruhani bir yaratık olarak ona yardımcı oluyoruz. İşte onu yönlendiriyoruz. Burada görüyorsunuz oyuncu ellerini oynattığı zaman içerideki karakter de hareket etmiş oluyor. Yani bu VR'da olduğu zaman hani ekran karşısında bir kumandayla sadece belli tanımlanmış hareketleri yapabilmekten daha fazla içindelik sağlıyor. Çünkü kendi kafanızı hareket ettiriyorsunuz, kendi ellerinizi hareket ettiriyorsunuz. Oyundaki avatarınız hareket etmiş oluyor. Dolayısıyla çok daha fazla içindelik kurduğunuz bir kurgu olmuş oluyor. Neredeyse bu hikayenin içerisindeki siz olmayan bir karakterle sizi eşliyor. Yani o hikaye boyunca siz onun rolüne bürünüp o olma bilinciyle hani ilerliyorsunuz ve buradaki persona karakterle de duygusal bir bağ kuruyorsunuz. Bunlar böyle çeşitli seviyelerde olabilir. İşte sizin böyle bir ana karaktere yardım eden bir varlığı oynadığınız ya da işte böyle bir RTS oyunlarında, real time stratejilerde devlet başkanını, kralı, işte black and white gibi oyunlarda onların tanrısını oynadığınız gibi bir kurgu olabileceği gibi içerideki karakteri de doğrudan oynadığınız bir kurgu olabiliyor. Yani bu bizi nereye getiriyor? Bunun bizi getirdiği yer, biz içerideki sanal bir mekanda gerçekten varlık göstermeye başlıyoruz. Çünkü varlık nedir? İşte görüyorsun, hissediyorsun, ona tepkiler veriyorsun. Demek ki orada bir varoluş katmanı oluşmuş oluyor. Nasıl oluyor bu? Böyle sanal bir mekan var. Bu sanal mekanın içerisinde sizin personanız var. Dediğim gibi bu ana karakter olabilir, ana karaktere yardımcı oluyor olabilirsiniz. Ana karakteri sadece izliyor olabilirsiniz ama bir şekilde interaksiyon kuruyor olmanız lazım bunun oyun sayılabilmesi için. Bununla empatik bir içindelik hissi ve sinestezi aracılığıyla ki sinestezinin gerekçesi dediğim gibi bütün duyuları henüz aktaramıyor olmamız, o ultimate display'in henüz gelişmemiş olması. Ve bu virtual space'te kendi içerisinde bir takım narratif bir senaryo ve kodlanmış bir script aracılığıyla kendi kendine devinip dururken burada narratif ve interaksiyon ilişkileri ağı içerisinde yaşayan ve bize var olduğuna inandıran bir gerçeklik haline getiriyor. Yani sanal gerçeklik oluyor. Gerçek olmayan şeye gerçek diyebilir miyiz? Öte yandan gerçek olduğunu bildiğimiz her şeyi de duyularımız aracılığıyla algıladığımız için fenomenolojik yaklaşımla o da bir gerçeklik olmuş oluyor. Burada yine interaksiyon anahtar kelime. Çünkü zaten bütün sanatsal dışa vurumların pivot elemanı, ana elemanı etkileşimdir. Yani insanlarda bir şey uyandırmanız lazım ki insanlar
ürettiğiniz şey sanat olarak sayılabilsin. Çünkü algılanmıyorsa, görülmüyorsa kimsenin görmediği o ormanda düşen ağaç kütüğünden farkı kalmaz. Burada mesela az önce ne demiştik? Nietzsche'den alıntı yaparak, bu filozof olan Nietzsche değil, game research alanında önemli pioneerlerden biri olan Nietzsche. Oyuncular ekrandaki görüntüyle değil de görüntülerin zihinlerinde oluşturduğu tezahürlerle ilgilenir diyordu. Çok benzer bir şey de Kevin Lynch şehirler için söylüyordu. Burada aslında kitap okurken de yaşadığımız deneyim budur. Yani biz oradaki harfler, rakamlar, işte gördüğümüz kelimeler değil, onların okuduğumuzda zihnimizde uyanan imgelerle etkileşim halinde oluyoruz. Ama bu etkileşimde olmayan bir tür. Yani etkileşimi biz sadece kendi içimizde kuruyoruz ama hikayeye müdahale edemiyoruz. Oyunlarda ise bu daha farklı. Bu duvarı ilk kıran oyun türlerinden biri bu text-only oyunlar. Dungeons and Dragons'tan uyarlanan ya da Choose Your Own Adventure tarzı kitaplardan uyarlanan 1979 Zork oyunu buna iyi bir örnek. There is a small mailbox here dediği zaman biz kafamızda o mailbox'ı kurguluyoruz artık ve orada bir mailbox görmeye başlıyoruz. Open the box diyoruz. You can't do that derse işte take the box diyerek onun istediği kelimeyi seçmeye çalışıyoruz çünkü sene 79. Ama ileriki şeylerde bu interaksiyonların daha tanımlı olduğu oyunlarda çıktı. Ya da buradaki Pong oyununa baktığımızda yani eğer bir gerçek dünya metaforu kullanmasa bu oyun çok anlamsız ve nasıl diyelim muğlak olurdu. Biz buraya baktığımızda doğrudan bunun bir masa tenisi ya da tenis ya da ping pong oyunu olduğunu algılayabiliyoruz. Çünkü bu top sektikçe ha bunlar raket top gibi algılıyoruz. Aslında değil. Orada iki tane vektör işte bir tane piksel var. Ve o pikselin hareketiyle ortaya çıkan bir şey var. Rakam bile yok yani. Bunlar bile bir takım piksellerin dizilmesiyle oluşmuş görseller. Ama biz onu sanki bir ping pong oyunuymuş gibi kendi gerçek dünyadaki deneyimimiz üzerinden anlamlandırdığımız için ne oluyor? Böyle şey yapmış oluyoruz. Zihnimizdeki anlamıyla birlikte farklı bir yere koyuyoruz. Aynısı Space Invaders için de geçerli. Yani bunların böyle kafadan bacaklı uzaylılar olduğunu, yerde bizim bir tankımız olduğunu, onların uzaydan geldiğini, onları ateş ettiğimizi düşünüyoruz. En azından ben öyle düşünüyordum. Bu Nintendo Space Invaders'ın şey haklarına sahip, isim haklarına sahip bir devam oyunu çıkardıklarında aslında Z'den değil XY plane'de geldiği, yani bir LED'de böyle uzaylılara ateş ediyorsunuz. Öyle bir kurgu yapmışlar. Bana çok enteresan gelmişti. Çünkü hep böyle sanki bir uçak savarla havaya ateş ediyormuşuz gibi düşünüyordum ben küçüklükten beri. Ya da işte böyle küçükken sizi alıp bambaşka yerlere götüren oyunlar aslında yıllar sonra dönüp baktığınızda çoğunuz yaşamışsınızdır. Ya bu grafikler daha ne kadar iyileşebilir ki işte gerçekten şu an çizgi film gibi hatta film gibi gayet güzel dediğiniz grafikler bir süre sonra tekrar dönüp baktığınızda çok basit gelmeye başlıyor. Orada aslında boşlukları sizin doldurduğunuzu fark ediyorsunuz. Yani o sizin zihninizdeki imgelemle onlar dolmuş oluyor. Bu Castle of Illusion 1990 yılında bir Sega oyunuydu. Biz o zamanlar NES ki NES de demiyorduk ona Atari diyorduk. Çünkü Nintendo değildi. NES replikalarından bir takım oyunlar oynarken Nintendo şeyin Sega'nın grafikleri çok iyi olduğu için buna baktığımızda hani adamlar yapmış, olay bitmiş gibi algılıyorduk. Böyle işte A harfleri zıplıyor, siz kitapların arasında şey yapıyorsunuz falan filan. Böyle bir kurgu. Bunun sonra 2013 yılında bir remake yapıldığında Ricky found himself in a giant library.
but he knew Miserable's books and bookworms were penning a not so happy ending for him. İşte o kitap kurtları, zıplayan A harfleri, hareket eden kitaplar, cam şişeler, yine aynı elemanlar var ve sanki o deneyimin devamını yaşıyormuş gibi hissediyorsunuz ama aslında baştaki grafikler o değildi. Bizim aklımızda ama hep biz onu bir şekilde tamamlamışız ve böyle bir yerlere getirmişiz. Bu tür kendi kişisel deneyimlerimiz üzerinden de aradığımızda bunun doğru olduğunu görüyoruz. Peki böyle bir analiz framework'ü oluştururken, yani biz bu video oyunu anlatılarındaki mimari deneyimi işte mekansal ve zamansal olarak inceleyeceğiz derken dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Bunlardan bir tanesi hani biçim işlevi izler gibi bir yaklaşım vardır ya şeyde, mimaride, modern mimaride, özellikle 20. yüzyılın başlarında. Hani işlevsel olduğu kadar o anlamlı bir eser olarak kabul edilir o yılların yaklaşımıyla. Video oyunlarında da fun follows fun, yani o eğlenceli olduğu kadar etkileşim kurduğunuz zaman sizde bir anlam ifade ettiği kadar anlamlıdır. O yüzden mimari tipolojiler üzerinden video oyunlarındaki o mekansal kurguları anlamlandırmak her zaman çok doğru olmayabilir, size belli bir insight sağlayabilir. Ama mimari elemanlar üzerinden tanımlamaya başlarsak o bahsettiğimiz hatayı yapmış oluruz. Yani referansiyel bir gerçekliğin bir sahte taklidi olarak treat etmiş oluruz. Halbuki oradaki olay çok daha başka bir şeye dönüşüyor. Bunu yaparsak en basitinden yazılı olarak ifade edilen mekanları hiçbir zaman algılayamaz hale geliriz. Halbuki kitap okurken de biz bir çeşit mimari deneyim yaşayabiliyoruz. İndirgeme ile ilgili tabii bir sorun var. 2 ile 2'nin 4 etmediği, 5 ettiği, hani o birinde nereden geldiğini çok çözemediğimiz alanlardan biri, böyle bir amalgam halinde olduğu için ortaya çıkan multidisipliner ürün. Yani işte bunun modelleri var, işte sesleri var, animasyonları var, bir araya gelince oyun oluyor değil. Aslında oyun o bir araya gelenlerden fazlası oluyor. Çünkü orada grift hale gelirken başka kaliteler de kazanıyor. Pişme gibi bir şey yaşıyor yani aslında. O yüzden oyunları, işte bu oyunda şöyle bir zamansal yaklaşım var, böyle bir ses kullanılmış, böyle de bir model var diyerek sınıflandırmamız çok doğru değil. Yine fenomenolojiye benimseyebiliriz burada yaklaşım olarak. Bir diğeri de bütün oyunlara hükmedecek tek bir teoriden bahsetmek mümkün değil. Çünkü çok geniş bir alan, çok geniş bir medya. Bunu her zaman, yani genellemelerden kaçınmamız lazım ve genelleme yaptığımız zaman mutlaka dışında olan ürünler olacaktır. Bu çalışmada bahsettiğimiz framework'ün ama hani hangi tür oyunlarda geçerli olacağını ana hatlarıyla çizecek olursak, consumer hardware, yani tüketici elektroniğinde çalışan, işte bu PC olabilir, mobil cihazlar olabilir ya da bir bilgisayar olabilir. Ve üç boyutlu gezinebilir çevreler içeren oyunlar bunlar. Yani Tetris bu analitik çerçeveyle incelenebilecek bir oyun değil. Temel olarak da hani bu çerçevenin en doğru çalıştığı oyunlar 3D Action Adventure'lar ve FPS oyunları. Hani RPG'ler ve real-time stratejilerde bile artık şey yapmaya başlıyor, sınırlar bozulmaya başlıyor. Öte yandan işte bir takım hyper-casual oyunlarda çalışabilir ama bazı endless runner'larda çalışmayabilir gibi. O yüzden yani büyük iddialı sözler söylerken de dikkatli olmamız gerekiyor. Bunu yaparken nelere bakıyoruz? Mimari alandaki bir takım mekansal mekan dizimi ve mekan incelemesi metotlarına bakabiliriz ve oyun teorisinde bu zamana kadar kullanılan bazı şeylere bakabiliriz. Mesela King'in mekansal ilişki şemaları olarak gösterdiği şu şemaları incelediğimizde ya da bu mekansal organizasyon şemalarını incelediğimizde, evet, bize bir kafamızda bir şeyler uyandırıyor. Ama bunların çok fazla her zaman oyunlarda karşılığı olmayabilir. Şu yukarıdakinin biraz daha fazla ama aşağıdaki bu tanımlamalar
bize topolojik düzeyde yardımcı olur. Yani üç boyutlu bir şey yapıyorsak yardımcı olur. Ama oradaki mekanı şey yaparken, oradaki mekansal deneyimi tasarlarken çok fazla kullanabileceğimiz şeyler değil. Buradan da şöyle bir eleştiri de çıkıyor. Belki gerçek fiziksel mimariyi tasarlarken de bunlar yine benzer şekilde hani analiz aracı olarak kullanılabilir ama tasarlarken göz önünde bulundurabileceğin şeyler olmayabilir. Ernest Adams'ın doğrudan oyun kuramı kapsamında yaptığı böyle level layout'larının bir şeyi var. Bu da hani var olan şeyleri var olan level layout'larını sınıflandırmak için anlamlı. Ama biraz bu Alexander'ın şeyine benziyor. Pattern language'ine benziyor. Hani bunun üzerinden çok fazla tasarım yapıyor. Olanı belgelemek için iyi ama tasarım yaparken bizim hani o aradığımız, en azından benim bu çalışmada aradığım temel bileşen modüler parçayı vermiyor. Ben Lego gibi bir şey bulayım ve onları üst üste koyarak bütün level'ı tanımlayabileyim istiyorum. Orada Nietzsche'nin yaklaşımı biraz daha anlamlı oluyor. Trackler, rail'ler, labirentler işte ve dahlizler ve arenalar gibi bir tanımlamaya gidiyor ve Driven by Space gibi bir modelle de bu content'in nasıl assembly olacağını bize açıklıyor. Daha sonra Lynch'in kentsel algısal haritaları tanımlarken kullandığı böyle temel öğeler var. İşte bunlar yollar, kenarlar, bunların bir araya geldiği mahalleler, kesiştiği nodlar ve orada dikkatimizi çeken, hatırladığımız nirengi noktaları, landmarklar. İşte mesela Taksim Meydanı'nı tanımlarken hep bir takım landmarklara referans verme ihtiyacı duyarız. Ne deriz? İşte Cumhuriyet heykelinin orada, Burger King'in önünde, işte cadde boyunca. Hani hep bu elemanlardan biriyle aslında kent imgesini bizim algıladığımızı görüyoruz. Öte yandan Ching'in düzenleme prensiplerine baktığımızda aks, simetri, hiyerarşi, ritim, datum, işte transformasyon gibi. Hani bunlar da yine üç boyutlu nesneleri modifiye ederken ya da topolojik olarak değiştirirken, sıralarken kullanabileceğimiz ama kognitif olarak çok da verimli olmayan bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Onu da şöyle deneyerek bakıyoruz. Aslında hani Roma'da geçen bir kurguda, oyun için düzenlenmiş bir Roma'da geçen bir kurguda yaptığımız için biraz taraflı olabilir ama böyle Ching'in düzenleme prensipleriyle yaklaşıp daha sonra Kevin Lynch'in ne diyoruz? Kognitif algısal yaklaşımıyla yaklaştığımızda hani bunun biraz daha bize oyun içinde daha oyun mekanlarını incelerken de daha verimli olacağını görüyoruz. Çünkü nedir? İşte landmarklar var, districtler var, pathler var, işte nodlar var, edge'ler var. Ve bunlar gameplay anlamında da karşılık bulan şeyler. İşte orada kurgulamaya başlıyorsun, orada bir yürüyüş olur. İşte bu navigasyon olarak landmark kullanıcıya sürekli nerede olduğunu hatırlatır. Tıpkı bir şehirde nasıl çalışıyorsa. Bu districtler kendi içlerinde işte bir takım ekonomilere, dinamiklere sahip olur. Districtler birbirlerinden farklı olur gibi gibi. Bu hani biraz daha meyve veren bir şeye benziyor. Ve bunların üzerinden giderek bir kurgu oluşturuyorum. Framework. Analizde kullanabileceğim. Verebilir miyim bununla ilgili dün karşılaştığım? Bu Google Maps'in, Microsoft'un da var aynı hizmeti Bing şeklinde. Hı-hı. Bing Maps diye. Google Maps'in bir şeyi var, sunduğu bir API var. Bunu Unity'ye eklediğinizde bu VR'da hızlıca kullanmak için Google Maps'in o işte Street View falan vardır ya, onları size şeyi açıyor. Üç boyutlu olarak gezebiliyorsunuz yani. Direkt koordinata giriyorsunuz. Mesela işte ben Galata'ya girdim. Direkt oradaki binalar dahil üç boyutlu olarak o alanın işte yüksekliği, elevation falan her şeyi veriyor. Yani gerçek ortamı direkt modellemiş oluyorsunuz ve dinamik, yani siz gittikçe de yeni yerler açılıyor. Gelen veri bu yapıya göre, yani size gelen veri, inceledim ben onu şey şeklinde. Yollar var, borderlar var, binaların borderları var, structure'lar var, o district dediğiniz. Landmark'lar var. O landmark'ları zaten şey yapılmış, mesela Galata Kulesi
normal bir hani dikdörtgen prizma şeklinde değil de onu modellemişler Galatasaray Kulesi şeklinde landmarklar var. Yani oradaki o beşli yapıya tamamen birebir uygun. Bir de yolların birbirleriyle kesiştiği notlar var. Oradan hani bir şekilde ilerliyorsanız buradan sağa sola dönebilirsiniz veya dönemezsiniz gibi hani şey şeklinde. Bir de notlar var yani tamamen birebir o yapıyı ya onu baz almışlar bilmiyorum. Ya da artık aynı yere çıkmışlar ama birebir aynı yapı yani. Hı hı. Yani GIS sistemleri aslında Lynch'in o çalışmasından etkilenmiş olması oldukça olası. Çünkü 60'lı yıllarda yapılmış ve alanda bayağı şey olan... başucu kitabı olan çalışmalardan bir tanesi. Benim de daha önceden gösterdiğim o GIS yaklaşımlarında geospesifik biz nasıl yapabiliriz gibi incelerken biz de OpenStreetMaps'teki o XML'leri alarak işte oradan oyun motorunda gerçek zamanlı generate etmeye yönelik bir takım çalışmalar yapıyorduk. Şu an Microsoft orada noktayı koymuş durumda. Microsoft Flight Simulator yeni çıkan 2020'de o oyunda bayağı hani gerçek zamanlı bütün dünya haritasını dediğiniz şekilde görselleştirebiliyor. Burada şu ortaya çıkıyor ama bu var olan mekanın görselleştirilmesi için kullanılan bir şey yani. O yüzden biz sadece fiziksel mekanı değil aynı zamanda kendi kurgusal mekanlarımızda da kullanışlı olabilecek bir yaklaşıma gittiğimizde bu şey Çin diyorum. Lynch'in yaklaşımı çok kentsel, çok fazla gerçekçi kalmaya başlayabiliyor. Mesela burada baktığımız Roma da gerçek Roma değil. Bu bir parkur dinamiği olan bir video oyunu olduğu için parkurda kullanabileceğimiz şekilde levellanmış, işte ona göre bir takım elemanlar eklenmiş bir kentsel kurgu. Dolayısıyla bunun da hala kaçırdığı noktalar olabiliyor. Orada şeyi fark ediyorsun işte hani ben bu oyunu, bu türün gerçekten çok iyi ifade eden bir framework ortaya koyarsam daha başka pek çok video oyunu türünü kaçıracağım. Ne bileyim mesela biz şimdi şurada üzerinde beyaz örtü olan yere tırmanılabildiğini, buradan buraya zıplanabildiğini biliyoruz ama bir first person shooter'da böyle bir mekanik yok. Elinde zaten silah var adamın gibi. O yüzden biraz daha böyle kapsayıcı bir yaklaşımda bulunmamız gerekiyor. Framework buradaki şeyde de zaten o yapıldı. Zamansal ve mekansal olarak şöyle elemanlardan oluştuğunu görüyoruz framework'ün. Zamansal olarak baktığımızda sekans düzeni, işte anlatı hızı, olayların gerçekleşme sıklığı ve öykü yapısı. Mekansal olarak baktığımızda da strüktürel yapı, işlevsellik, etkileşimlilik ve duyumsallık, etkileşim ve duyumsallık olarak şey yapabiliriz, özetleyebiliriz. Şimdi kurguda yani narratif teorisi video oyunun teorisinden çok daha eski olduğu için defalarca yazılmış, çizilmiş bir şey bu. Özellikle Gerard Genet'in yaklaşımı bu konuda bayağı şey kabul ediliyor. Kurgunun zamansallığı nasıl incelenir? Zamansal bir ikilik yaparak başlıyorlar. Bir story time var, bir discourse time var. Yani hikayenin içerisinde geçen bir zaman var, bir de sizin onu anlatırken geçen zaman var gibi. Klasik narratiflerde böyle bir zamanlama ortaya çıkıyor. Ama bu video oyunu oynarken çok fazla işe yaramıyor. Çünkü video oyunlarında eventlerin ne kadar süreceği, sizin orayı ne kadar sürede oynadığınıza da bağlı olabilir. Hani biraz daha tiyatroya benziyor çünkü içinde daha fazla sağa sola bakabiliyorsun ama tiyatro da akıp giden bir şeyken orada duran, yaşayan bir şey haline geliyor. Yani aslında game o zaman dörtlü bir sistem önermemiz gerekiyor. Game progress time'a baktığında böyle 5 tane event ve bir tane final event, toplam 6 eventten oluşan bir kurgu. Sen bunu oynarken İşte önce 1'i oynuyorsun, sonra 2'yi oynuyorsun. Diyelim ki sonra 4. event oynuyorsun. 5'i oynuyorsun, tekrar dönüp 4'ü oynuyorsun. 3'ü oynuyorsun ve finali böyle uzun zamanda oynuyorsun. Hikayenin sana anlattığı şey normalde 1, 2, 3, 4, 5 sırasında olabilecekken 1, 2, 4, 5, 3 sırasında da
kurgulanabilen bir hikaye olduğunu varsayalım. Hani vardır ya işte open world oyunda istediğin sırada oynarsın ama öyle bir kurgulanmıştır ki farklı sırayla oynadığında da olaylar çok anlamsız olmaz. Hangisini daha önceden oynadığına bağlı olarak o olaylar biraz daha farklı gelişebilir gelişen örneklerde. Burada baktığımızda biz bunu bu sürede oynarız ama story içerisinde böyle bir zaman geçiyor olur. Story timeline'da böyle bir zaman geçiyor olur. En sonunda sizin ürettiğiniz timeline yani senin oynarken ortaya çıkardığın timeline ise story time'dan biraz daha uzun oluyor. Ne yapıyoruz? Repetitif yerleri işte öldüğümüz yerleri, tekrar oynadığımız yerleri ya da alternatif sonları gördüğümüz yerleri atıyoruz. Şöyle ortaya kemiksiz böyle bir timeline çıkıyor. Yani bir hikayenin zamanı var bir de anlatılan zamanı var değil. Artık benim oynama zamanım var, hikayenin anlatılma zamanı var, hikayenin parça parça hangi elemanlardan oluştuğu var. Bir de benim farklı konfigürasyonlarda oynadığım zaman ortaya çıkan hikaye var. Yani aynı open world ya da choose your own adventure tarzı oyunu 4-5 farklı sefer oynayın. Hepsinde farklı sürelerde olay gerçekleşir ve hepsini böyle kayda alsanız hepsi de kendi içerisinde bir film gibi ele alındığında user created böyle impromptu bir timeline ortaya çıkmış oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Video oyunlarında özellikle bir takım revelation'lar var. Bu revelation'lar aslında sinemada da aynı şekilde gerçekleşiyor. Yani açığa çıkma, bir şeyi öğrenme. Player revelation olabilir. Yani siz karakterinizle ilgili diyelim ki bir şeyi biliyorsunuz ama karakteriniz onu bilmiyor. Karakter onu öğrendiğinde karakter bir aydınlanma yaşıyor yani. O player revelation oluyor. Pardon, karakter revelation oluyor. Player revelation dediğimiz karakterin bildiği sizin bilmediğiniz bir şey vardır. Hani tutorial'larda direkt onu zaten dayarlar ya işte. Aa şu da şöyleydi, hadi şu özelliklerini de kullan, hadi biraz da pratik yapalım istersen diye. Zaten karakterin bildiği bir takım yetenekleri oyuncuya anlatmak amacıyla player revelation olur. İşte giriş gelişme sonucun genelde giriş bölümünde izleyiciye olan revelation bu. Bir de mutual revelation var. No, I am your father. Mesela bir mutual revelation. Çünkü hem izleyici hem Luke şaşırıyor orada. Gibi. Sekans sıralamasına bakacak olursak bu olayların gerçekleşme sırasının oynanma zamanı ve hikaye zamanıyla karşılaştırılması oluyor. Yani hikayede bu olay hangi sırada oluyor, oyunda hangi sırada oynanıyor gibi. Anlatı hızı yine aynı şekilde hikayede bu ne kadar sürüyor, anlatılırken ne kadar sürüyor gibi bir o ikisinin bağlı olarak birbirine oranı anlatı hızı olmuş oluyor. Gerçekleşme sıklığı frekans yani sıklık işte hikayede kaç defa gerçekleşiyor oynarken ya da anlatılırken kaç defa gerçekleşiyor. Hikaye anlatım öykü kurgusu da hikaye farklı yönlerde akabiliyor mu oynarken siz bunu değiştirebiliyor musunuz? Bunları ölçüyor. Burada az önce ne demiştik? Sekans düzeninde yapabileceğimiz bazı şeyler var. Mesela Agent's Choice bizim agency aracılığıyla hani karakteri, personamızı bir agent olarak kullanıyoruz ya, ona seçim yaptırarak hikayenin akışındaki olayların gerçekleşme sırasını, gerçekleşme sıklığını ve gerçekleşip gerçekleşmeme durumunu değiştirebiliyoruz. Mesela burada hemen bir örnek bakalım. I need you to do me a favor. Nothing too serious. I need you to help Herr Strauss. Şimdi bu oyunu oynadıysanız zaten Dutch sürekli size hiç mesele değil, çok basit bir şey isteyeceğim deyip sonra canınızı okuyor. Bu bir open world oyun. Yani siz orada Dutch'ın sözünü dinleyip orada mission'a girebilirsiniz. Girmeyip başka side quest yapabilirsiniz ya da haritada kendiniz takılabilirsiniz. Bu adama ne zaman giderseniz bu olay o zaman başlayacak. O zamana kadar da bekleyecek bu hikaye. Bu agent choice oluyor. Bazı sidecast'lerse mesela time zamanlı oluyor. Onları o sırada yapmazsan
daha da yapamıyorsun ya da belli bir zaman penceresi içerisinde yapmazsan daha da yapamıyorsun gibi. Flashback zaten çok aşina olduğumuz bir oyun mekaniği. Sinema türünden de çok aşina olduğumuz bir mekanik. Nedir? Olayların gerçekleşme yani hikayede daha önceden gerçekleşmiş bir olayın anlatılırken şimdi anlatılması. Geçmişteki bir olayı şimdi gösterdiğinde biz buna flashback diyoruz. Çok fazla örneği vardır zaten oyunda. Örnek göstermemize gerek yok. Flash forward çok fazla gördüğümüz bir şey değil kurgularda. Çünkü hikayenin sonrasını genelde fazla göstermeyebilirler. Ama bu da bunun olduğu örnekler de var. Şimdi bunun nadir görülme nedeni çünkü flash forward olacak şeyler genelde gelecek zamanda başlayıp sonradan flashback'e sarabiliyor. Yani hikayenin içerisinde flash forward yapıp tekrar günümüze döndüğü çok fazla öyle A Christmas Carol gibi şeyler kurgular yok. Ama oyunlarda bunu çok şey kurguladığında, anlamlı kurguladığında insanlarda şey yaratabiliyorsun. Merak yaratabiliyorsun. İşte anlatım dilinde variyete yaratabiliyorsun ya da storytelling'i daha etkili hale getirebiliyorsun. Bunu doğrudan bir gameplay elemanı haline getiren oyunlardan bir tanesi Prince of Persia Sands of Time. Bunda oyun kaydettiğiniz bu kum istasyon mu diyelim artık o kum yerlerine geldiğinizde Prens böyle vizyon halinde önündeki level'ı görüyor. Bu aslında oyuncuların oyunda takılmasını engellemek için yapılmış bir şey olarak algılıyoruz oyun boyunca. Hani işte bazı puzzle'ların yerini gösterdi bana. Nereden gideceğimi anlayayım diye öyle yaptı gibi ilerlerken, hani bir gameplay elemanı gibi incelerken biz bunu. Sonra o Dagger'ın el değiştirdiği, yani spoiler olmaması için muğlak konuşuyorum. Dagger'ın el değiştirdiği ve böyle oyunun en bizi şaşırtan yerlerinden birini de orada vizyonda aslında revelation olarak görüyoruz. O zaman ne olmuş oluyor? Bu narrative device'ı, yani temporal, zamansal narrative device'ı hem gameplay için hem de hikaye için çok başarılı bir şekilde kullanmış oluyor. Ki nadir kullanılan bir device bu flash forward'lar. Az önce gördüğümüz şekilde, vizyonda gördüğü gibi böyle ilerliyor. Akroni dediğimiz olay var. Akroni de şöyle, yine side mission'larda çok fazla görülen bir şey. Alternatif gameplay elemanları oluşturabilir bu gameplay'de. Hikayeyi geliştirmeye ve işte agency'yi artırmaya yarar. Akroni zamansız demek. Yani akronik, olaydaki bir hikayenin hikayede zamanı tanımlanmamış. Bunu RPG oyunlarda yaşarsınız. Siz böyle oyunu bitirirsiniz. Main questler biter. En son böyle sizi böyle işte mektup almaya yollarlar. Tavuk kovalarsın falan saçma sapan şeyler olur. Akronik eventler anlamsız kurgulandığında da hani öyle bir şey olabiliyor. Ama temel olarak hikaye içerisinde nerede anlatıldığı önemli olmayan sıralamasını oyuncunun seçebildiği yerler akronik eventler oluyor. Yine Red Dead Redemption'dan örnek vermek gerekirse, Red Dead Redemption 2'den örnek vermek gerekirse, oyunda iki karakterle oynayabiliyorsunuz. Oyunun böyle bir tane yarım son gibi bir şeyi var, bir de asıl sonu var. Side quest'lerin çoğunu iki karakterle de oynayabiliyorsunuz. O yüzden bütün side quest'ler iki karakterle de oynanabilecek şekilde yazılmış, kurgulanmış ve hepsi için ayrı ayrı animasyonlar yapılmış, şeyler çekilmiş. Burada görüyorsunuz ana karakterle gidiyoruz. Ana karakterle gitmezsek daha sonra
diğer ana karakterle de gidebiliyoruz. Çünkü anakronik bir event. Yani siz bunu user created timeline'de nereye koyarsanız o orada olabiliyor ve sizin hikayeniz o oluyor. Başka bir oyuncu oynadığında onun timeline'ı bambaşka bir şey oluyor. Bir de ne demiştik? Anlatı hızından bahsetmiştik. Anlatı hızı eğer bu scene bildiğimiz şeydir. Normal hızda oynadığı zaman, yani gerçek olayların gerçekleşme hızıyla anlatılma hızı paralel olduğu zaman bunu scene diyoruz. Summary'ler olayları hızlıca ileriye alan sahneler oluyor. Yani olayların hızlandırıldığı sahneler oluyor. Ona da bir tane örnek verecek olursak. Sabaha katla geçmek yerine böyle şeyi hızlandırarak geçmişler. Bizim için de böyle eğlenceli bir anı oluyor. Oyunun en komik sahnelerinden bir tanesi. Stretch dediğimiz ağır çekim. Bu da gameplay mekaniği olarak da kullanılabiliyor. Max Payne'de biliyorsunuz bullet time mekaniği var. Matrix'te Neo'nun kurşunları yavaşlatması gibi. Rockstar onu o kadar sevdi ki diğer oyunlarında da artık kullanmaya başladı. İşte GTA'da gördük, şeyde gördük. Red Dead'in orijinalinde gördük, Red Dead 2'de de gördük. O da öyle bir kurgu. Stretch, gerçekte olma hızından daha yavaş olduğu zaman olaylar, yani slow motion olduğu zaman bu da stretch olmuş oluyor. Olayı sündürmüş oluyorlar. Şimdi bunu hem şey için kullanabiliyorsun, hem gameplay için, gameplay'i kolaylaştıran bir şey, hem de narrative bir device olarak da belli sahnelerin dramatizasyonunu arttıran bir şey. Güzel bir cinematic device. Ellipsis dediğimiz olay summary ile benzer ama tam olarak aynı şey değil. İleriye atlayarak gidiyorsun. Yani hızlandırarak gitmiyorsun, atlayarak gidiyorsun. Cut yaptığında mesela ellipsis yapmış oluyorsun. Direct cut'lar ellipsis olmuş oluyor. Pause en çok kullandığımız özellik galiba. Pause menüye girdiğimizde ya da oyundan, hikayeden çıkıp daha sonra hikayeye devam ettiğimizde hikayeyi pause etmiş oluyoruz. Bir kitabı okumaya ara verdiğimizde de yine pause etmiş oluyoruz. Mesela Assassin's Creed 3'te bu Hatem'in Boston'a gitme hikayesi, İngiltere'den Boston'a gitme hikayesi bize katlar halinde işte 2. gün, 28. gün, 33. gün gibi verilir. Bu summary değil, ellipsis örneği olmuş oluyor. Frekanslar olayın gerçekleşme sıklığıdır demiştik. Bir olay bir kere olursa buna singular, yinelemeli olursa iteratif, tekrarlı olursa, yani oyuncunun istediği zaman tekrar edebileceği bir tekrarda olursa repetitif, birden fazla kere olursa da multiple diyoruz. Ne oluyor? Singular'larda olaylar bir kere oluyor. İteratiflerde tekrarlayan olaylar bir kere gösteriliyor ama siz onun tekrarladığını size ima ediyorlar. Nasıl örnek vermek lazım? Yani fast travel'lar mesela biliyorsunuz çoğu teleport mantığıyla değil, işte karakterin gerçekten bir şeye binip bir yere gitmesi mantığıyla çalışıyor ama iterasyon olmuş oluyor. Sen zaten o yolu bildiğin için tekrar tekrar oynamıyorsun. Repetitif oyunu tekrar oynayarak olabilir. Illegal bir hareket ya da ölümden sonra tekrarlamak zorunda kalabilirsiniz ya da event tekrar ediyor olabilir. Event tekrar ettiği zaman da bu tekrarlayan bir gameplay motifi olduğunda multiple örneğine geçmiş oluyor. Çünkü motif tekrarlıyor. Yani birebir aynı event değil. O motifin tekrarladığı. İşte görev al, git adamı öldür, görev al, tekrar git öbür adamları da öldür dediğinde bu multiple olmuş oluyor mesela. Storytelling device'ları var tabii bir de.
yani storytelling'in hikayenin anlatışını nasıl kurguladınız? Bu günümüzde hani oyuncuların da artık bu konuda ciddi bir beklentisi olduğu için sıkıcı olmayan oyun yapmak için bayağı önemli bir faktör haline geliyor. Tekrar oynanabilir, yıllar sonra tekrar oynanabilir ya da biter bitmez tekrar başlanabilir bir oyun olması için. Eğer hikaye lineerse, yani sizi bir tüpün ucundan koyup öbür ucundan alıyorsa, bu lineer bir hikaye olmuş oluyor. Burada aslında şu var, bu narratif olarak çok daha güçlü bir hikaye oluyor. Lineer hikayeler çünkü kurguyu oluşturan insanın istediği güçlü sona sahip olmuş olur ve hani o da yer yer tercih edilebilir. Öte yandan branching, yani farklı sonlara gidebilen hikaye ise, dallanıyorsa, bu branching oluyor. Ernest Adams'ın sınıflandırmasına göre. Çoğu oyunun yaptığı gibi siz bunu bir yerde bir sonuca bağlayacaksınız. Eğer çeşitli dallanmalardan sonra hikaye yine aynı sonuca varıyorsa, buna fallback, yani geri kıvrılan, geri dönen hikaye düzeni diyoruz. Emergent'larsa yeni şeylerin çıkabildiği, yeni hani hikayelerin çıkabildiği ve sonsuz farklı sonuç olan oyunlar oluyor. Bunda Massive Online Multiplayer oyunlarda şu an bu biraz ilerleyebilen bir şey. Çünkü oyunculardan feedback alarak oyunu ilerletiyorlar. Onun dışında bizim kurgu anlamında böyle bir şey yapabilmemiz için gerçekten OpenAI'ın GPT-3D, GPT-4 seviyesine falan gelmesi lazım ki artık oyuna şeyler değil, karakterler ve senaryolar değil, personalar yaratacaklar gerçekten ve siz onlarla gidip konuştuğunuzda onlar size intuitif, sezgisel ve gerçek karakterlerine göre cevaplar verecekler. Bu çok uzak bir gelecek değil çünkü bunun denemeleri başladı. Fallback'e güzel bir örnek vereceğim. Mesela bu Detroit Become Human'da yaptığınız seçimlere göre hikayenin nasıl dallandığını ve hikayenin size normalde kaç farklı sonuç gösterebildiğini görebiliyorsunuz. Burada bakıyorsunuz çeşitli çeşitlenmeler var ama günün sonunda yine aynı sonuca geliyor. İlk level'larda çok fazla farklı sonuç yok. Burada görüyorsunuz hani burada 3 farklı sonuç almışsın gibi oluyor ama level her zaman aynı sahneyle bitiyor. Belki sizin seçimlerinize göre farklı diyaloglarla, farklı şeylerle ve daha fazla ileri gitmeyeceğim çünkü oynamayanlar için spoiler olmasın. Ya da işte this action will have consequences. Bunu yaptın ama bunun sonucu da olacak gibi şeyler, kurgular olabiliyor. Zamansal kurgu bu şekilde. Mekansal kurguya geldiğimizde, mekansal kurguda strüktürlerden, işlevsellikten, etkileşimden ve duyulardan oluşuyor. Burada ne olabilir? Hani demiştik ya, işte çok fazla dallandırıp budaklandırıp çok iyi tanımlamaya kalktığımızda aslında biraz başarısız oluyoruz diye. O yüzden en temel şeye indirgediğimizde biz aslında pathler ve trail'ler, yani yollar ve izler, zonlar ve platformlar ve bunların bir araya gelmesiyle oluşan rizomlar ve network'ler olduğunu görüyoruz. Bu temel öğeleri kurguladığınız zaman sonsuz konfigürasyon elde edebiliyorsunuz. Ve yani çok grift, çok kompleks gibi görünen rizomlar bile baktığınızda, kökler ve ağlar bile baktığınızda sonuçta nodlardan ve bağlardan oluşuyor. Çizgisel olan elemanlara, çizgisel olan yollara path ve trail, daha böyle noktasal ya da meydansal olan yerlere ise zonlar ve platformlar dediğimizde çoğu şey için, çoğu kurgu için bunu anlamlandırabilmiş oluyoruz. Mesela şimdi burada baktığımızda işte geniş bir vista var. Sağ tarafımız tamamen boş ama aslında bir pet, yani trail üzerindeyiz. Zaten oyunun güzel tarafı o. Yani baktığımızda böyle çok belki zon gibi algılayabilirsiniz burayı ama aslında bir pet üzerindeyiz. Gidebileceğimiz tek bir doğrultu var.
Dolayısıyla game designer ve level designer bizi rahatlıkla yönlendirebiliyor. İyi yapılan oyunlarda hiçbir zaman zaten nereye gitmeliyim diye düşünmezsiniz. Gidebileceğiniz bütün farklı seçeneklerin de sizi bir şekilde yönlendirmesi gerekir. Yani normalde böyle bir konstrüksiyonda burada bir ışık olmayacaksa bile buraya böyle aydınlatmayı koyar, burada karşına adam çıkarır. Buradan böyle ilerlersin. Hala çizgisel ilerliyoruz. Yani şey değil, dediğim gibi mimari tipolojiler çok fazla önemli değil. Burada gameplay çizgi üzerinde ilerliyor. Ve alternatif olmadığı için tek çizgi üzerinde ilerliyor. Henüz vizyonlaşmış bile değil. Burası da yine bir platform gibi algılanabilir. Ama hala çizgi üzerindeyiz. Bir platformda değiliz. Zonlar ve platformlara geldiğinizde zaten hissedersiniz. Ya bir vista vardır, ya oranın bir kullanım amacı vardır. Ya da böyle geldiğiniz anda müziğin kötüleşmesinden ve mekanın fazlasıyla geniş olmasından orada bir boss fight olacağını anlarsınız. Ve genellikle de haklı çıkarsınız. Gameplay'de genellikle böyle geniş alanlar birileriyle çok fena kapışacağımız alanlar oluyor. Çünkü oyunlar biraz daha unpredictable, yani kimse öyle şey gibi Obi-Wan Kenobi gibi küçücük şey kapısında ölmüyor. Genelde böyle epic fight'lar geniş mekanlarda oluyor oyunlarda. Vizyonlarda bunların karışmasıyla elde ediliyor. İşlevsellik olarak baktığımızda mekanlar itici olabilirler. Yani yerler lavdır ve oraya gitmeyeceğinizi bilirsiniz. Bu mekansal iticilik olmuş oluyor. Belli mekanlar çekici olabilir. İşte bir parmaklığın arkasında alınması gereken bir bonus ya da işte bir health pack bir şey görürsünüz. Oraya gitmeniz gerekir. Oraya gidersiniz ya da easter egg vardır, bir şey vardır. Bazen çok da gizli yerlerde olabilir. Ne yaparsınız? Bunu size hint ettiği zaman oyun, ha buraya da gidilmesi gerekiyor deyip oraya da gidersiniz. Bir tane görsel vardı, şimdi aklıma geldi. Duvara ek yapmışlar. Duvarın bir kısmı daha farklı bir dokuda. Fotoğrafın altında şey yazıyor. Bu bir video oyunu olsaydı o duvarı kırınca kesin içinden epik bir silah çıkardı. Yani sanki böyle oyunlarda hep o vardır çünkü. Bir de mekansal puzzle'lar vardır. Hani player versus environment tarzı oyunlarda daha çok. Mekanı da sadece bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı şeklinde çözümlemeniz gerekir. Mesela Portal bu player versus environment'ın en iyi örneklerinden bir tanesi. Özellikle Half-Life yapan bir ekibin içinde neredeyse hiç size ateş eden, düşman olmayan taretleri tenzih ederek söylüyorum. Ve tamamen fasilitenin, mekanın kendisiyle cebelleştiğiniz bir güzel puzzle kurgusu üretmesi açısından da şeye dikkate değer buluyorum. Cümlenin başısını başka yere gitti. Portalı zaten hepiniz biliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İki tane portal oluşturuyorsunuz. Bunlar arasında uzay, zaman ve momentum devamlılığı sağlanıyor. Dolayısıyla burada ne var? Special repulsion var. Burası itici. Yani buradan geçmemiz gerektiğini biliyoruz. Burada kalmamamız gerektiğini de biliyoruz. Burada da attraction var. Bu kapıdan geçmemiz gerektiğini biliyoruz. Portalı oluşturarak buradan geçiyoruz. Dolayısıyla burada gördüğünüz üç işlevsel öğenin birbirine dantel gibi işlendiği çok temel bir gameplay örneği gördük. Etkileşimli kurgu nasıl? Etkileşim, karakterlerle etkileşim kurabilirsiniz. Bu karakterler CPU tarafından yönetilen AI karakterler olabilir ya da gerçek oyuncular olabilir. Objelerle etkileşim kurabilirsiniz. Navigasyon yine önemli faktörlerden biridir. Çünkü mekanda navigate ediyorsunuz, mekanı geziyorsunuz. Bu da bir etkileşim türü. Bunun dışında objektifler ve challenge'lar da, yani oyunun amaçları da sizin o oyunda neler yapmanız gerektiğini tanımlar. Sensuousness'a geldiğimizde Sensuousness öğeleri neler? İşte perspektif ve kamera etkisi, renk kullanımı, malzeme kullanımı, ses kullanımı, kontrol ve vücut kullanımı ve işte arayüzlerin kullanımı bütün bu deneyiminizi etkileyen şeyler arasında.
Biliyorsunuz artık oyunlarda çok daha gelişmiş interface opsiyonları var. Eskiden böyle Oblivion gibi oyunlarda işte nedir? Çok beklendik bir takım interface yaklaşımları oluyordu. Yani oyun medieval ise oyundaki bütün interface'ler de medieval olurdu. Gözünüzün önüne Age of Empires'ı getirin. İşte böyle tahtadan yapılmış gibi sen çağ atlıyorsun. Interface'in de çağ atlıyor. Ama günümüzde o biraz daha değiştirildiği gibi hani işte çok fantezi oyunlarda bile son derece fütüristik ve yalın interface'lere gidilebiliyor. Aslında Less is More'u yaşıyor bir anlamda interface'ler diyebiliriz. Kontroller ve body movement'ta sizin hangi kontrollerle birlikte oyunda hangi hareketleri yapacağınız, hangi vücut hareketlerini kontrol edeceğinizle ilgili çoğumuz mesela şeye alışkınız. First person shooter deneyimi nedir? X-Y düzlemi üzerinde bir mouse hareket ettirerek oradaki nişan alarak işte ateş ederiz karakterleri. Aslında bu hiç sahih bir deneyim değil. VR'daki mesela şeye baktığımızda, first person shooter'lara baktığımızda gerçekten ateş etme deneyimine çok daha fazla benzeyen bir şey görüyoruz. Bir tek recoil yok ama o da şeyde yok, oyunda tepemediği için yok. Hani titreşimi var, haptiği var. Hani bir yerde gerçekten göz gez arpacık yapmadan ateş edemiyorsun. Çok daha farklı bir şey olmuş oluyor. Ya da işte alıştığımız klavye kontrolleri var. Onun dışında alıştığımız kumanda kontrolleri var. Alıştığımız klavye ve kumanda kontrollerini tamamen değiştiren oyunlar var. Mesela Brothers, A Tale of Two Sons'a baktığınızda iki farklı elinizle iki farklı karakteri yönlendirmeye çalıştığınız bir kurgu oluyor ve bir süre alışamayıp sonra yeni bir aslında nöral köprü kurarak yeni bir brain skill unlock etmiş oluyorsunuz gerçek hayatta. Diğerlerini çok fazla açıklamaya gerek yok zaten. Perspektif, kamera, malzeme, ses bunlar sinematografinin daha fazla konusu olan şeyler. İşte oradaki mood'u ayarlamak, emotional experience'ı düzenlemek ve storytelling'i zenginleştirmek gibi amaçları oluyor. Mesela şeyden örnek verirsek, Assassin's Creed 1'den örnek verirsek, hepsi 11. yüzyıl şey kentleri, Levant kentleri, mimariler birbirine benziyor. Belki Akka hariç, işte İslam etkilerinde mimariler, taşın rengi aynı, toprağın rengi aynı. Eğer böyle renkte filtre kullanarak bir ayrıma gitmeseler de kentlerin şeyini çok fazla algılayamayacak bile belki. Ama baktığımızda Masyaf bize böyle biraz daha işte böyle grimsi, daha değişik bir havası olan. Akka gerçekten işte o yol sokaklarında fakirliği ve salgını hissettiğimiz. Damaskus'un o sarı renkten dolayı işte çok sıcak olduğunu hissettiğimiz. Kudüs'te yeşille birlikte ruhani kutsal mekanda olduğunu hissettiğimiz bir kurgu yaratıyor. Aynı aseti al Damaskus aydınlatmasıyla aydınlat, Jerusalem'la Damaskus arasında bir fark kalmaz. Çünkü bugün Şam'a götürsek size Şam'da mısınız, şeyde misiniz, algılayamazsınız. Mardin'de misiniz, hani Street View'dan çünkü benzer olabiliyor görseller. Ne yapıyor? Bunu şeyle değiştiriyor işte. Bir takım sinematik tool'ları kullanarak değiştiriyor. Bunları sonra oyun tasarlarken ya da işte incelerken böyle kullanabiliyorsunuz. Var olan kurgulara uygulayabileceğiniz gibi sıfırdan yaptığınız şeylerde de kullanabiliyorsunuz. Benim söyleyeceklerim bu kadar efendim. Umut için çok teşekkürler. Belki ekran paylaşımını kapatıp mı soru cevap bölümüne geçebiliriz? Sorular devam edebiliriz belki arkadaşlar. Sorularınız varsa ya da konuşmak istediğiniz şeyler seve seve. İyi bir soru oldu.
Benim böyle birkaç sorum olacak. Bu telikler üzerinden bir çerçeve oluştururken sinema alanının yapma biçimlerine de bakma şansın oldu mu? Yoksa sadece oyunlar üzerinden mi böyle bir öneriye evrildi? Şöyle, zaten teori, var olan teori çoğunlukla sinemadan da uyarlanmış şekilde karşımıza çıkıyor. Yani sinematik alana çok yakın olan şeylerde sinemadan doğrudan kullanabiliyoruz ama kullanamadığımız şeyler de var. Çünkü yani sinematografiyi tamamen sinemadaki gibi yapamıyorsunuz. Çünkü kamera açıları bir defa farklı. Sinemada çok fazla third person ya da first person kullanılmaz. Kullanılan örneklerde böyle Blair cadısı gibi niş olur hatta. Onun dışında sinemada şey vardır, yani yönetmen size göstermek istediği sahneyi gösterir, göstermek istediği katı gösterir. Burada çok böyle sinematik bir experience yapmıştır, sen o sırada başka yere bakıyorsundur, hikaye kaçabilir, o yüzden oralarda cut scene'lere girerler. Görüntüyü bize sabitlerler ama VR söz konusu olduğunda onu da yapamadıkları için, ki Senua's Hellblade örneğinde mesela Senua's Sacrifice'da onu da yapmışlar. Hani yine cutscene'leri sabitliyorlar. Hani biraz daha farklı, böyle tiyatro gibi oluyor. Tiyatroda da şeydir ya, sonuçta sen istediğin yere bakarsın. O yüzden tek bir tür üzerinden çok fazla yorumlayamıyoruz. Yani sinematografisi tiyatro ile sinema arasında bir yerde kalıyor. Kendine özgün bir şey oluyor. Hepsine bakmamız lazım ama hiçbirini olduğu gibi alamıyoruz. O çalışmayı yaparken de zaten onların kaynaklarından faydalanmıştım ben de. Evet, açılacağım. Kim devam etmek ister? Benim bir sorum var ama çok alakalı şöyle değil. Hani diğer sorularımın cevabını sunumunuzda aldım. Öncelikle hocam teşekkür ediyoruz çok. Ben teşekkür ederim. Yani hiçbir şeyi de benim kafamdaki açıkta bırakmayan bir sunum oldu. Onunla çok fazla sorun yok. Biraz dışarıdan şöyle bir şey soracağım ben. Bu gameplay ve hikayenin birbirleriyle olan dengesiyle ilgili. Hani benim tamamen kendi gözlemim. Baktığınız zaman sizin mesela sunumda gösterdiğiniz bütün oyunlar, bu işte 3A dediğimiz genelde hani ya büyük yapımlar ve bunlarda bir hikaye ile gameplay arasında dengeden söz edebiliyoruz. İşte Türkiye'de çok meşhur olan bu hyper casual oyunlar var. Bunlarda genelde hikaye hani sadece var olmak için var. Hani pek yok mesela. Kendi Crash'ın bir hikayesi var. Yok, çikolata dünyasını kurtarmaya çalışıyorsunuz falan ama hani hikayeye çok bağımlı, veya bu Archer var. İşte onda da hani bir hikayesi var ama tamamen şey oynamakla alakalı aslında. Hani hikaye var olması için var. Bunlar da çok tutuyor. Ama benim tutkunu olduğum Adventure diye hikaye ağırlıklı bazı oyunlar var. Bunları üreten firmalar nedense batıyor sürekli maalesef. Yani pek şey yapamıyorum. Yani hikayeyi ağırlaştırırsak olay, bilmiyorum, sinematik evrene kaydından mı bilmiyorum, pek tutmuyor. Gameplay'i azaltamıyoruz yani. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neden? Yani hikayesiz oyunlar tutabilirken hikaye ağırlıklı oyunlar neden göz ardı ediliyor? Neden pek beğenilmiyor veya tutmuyor diyeyim hayranları dışında? Yani aslında o çok kesin olarak tutuyor tutmuyor gibi ifadelerde bulunmak doğru değil de, bu oyun teorisi ilk çıktığından beri narratologlar ve ludologlar arasında böyle bir tartışma var. Oyunun ana elemanı hangisidir? Narratologlar anlatıdır oyunun elemanı diyorlar. Çünkü oyun bilimciler. Ludologlar oyun bilimciler. Hayır, oyunun ana elemanı oyundur diyorlar. Şimdi ikisinin de hani ortada sweet spot'un olduğu oyunlar güzel olabiliyor. Onun dışında anlatısı çok daha ağır basan oyunlar da keyifli olabiliyor. Örnek vermek gerekirse Quantic Dream'in eski oyunlarında gameplay biraz daha narratif gameplay'den daha yoğundu diyebiliriz en azından. İşte en son çıkan oyunlarda gameplay'in de yine yoğunlaşmaya başladığını görüyoruz.
Ya da işte Life is Strange'ler mesela hani gameplay'in biraz daha böyle laf olsun diye oldu. Aslında olayın hikaye olduğu oyunlar. Ama bunlar kötü mü? Değil. Öte yandan benim en sevdiğim oyun Tetris. Tetris'in hiçbir hikayesi yok. Ama sıkılmadan da oynayabiliyoruz. Ama çok da o konuda haksızlık etmeyelim diye düşünüyorum. Çünkü mesela şeyde çok basit bir hikaye varken Angry Birds'te onu zenginleştirerek en son sinema filmlerini bile çıkardılar biliyorsunuz. Ya da bu Peak'in Toon Blast oyununun da yine bir arka plan hikayesi yazıldı. Yakın zamanda çok güzel bir animasyon hazırlamışlar. Hani herkes bir alandakilerde diğer alanı genişleyerek o alanla ilgilenen oyuncuların da dikkatini çekmeye çalışıyor. Ama ben bundan sonra hani AAA oyunlarda özellikle böyle herkese hitap eden menülerin daha fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü mesela artık bu AAA'in Juggernaut'u diyebileceğimiz GTA 5'e baktığımızda ne var? Her türlü insana gerçekten hitap edecek şey var. First person moda geçip oynayabiliyorsun, third person oynayabiliyorsun. Ana hikayeden kopup başka şeyler de yapabiliyorsun. Oyunun içerisine gidip avda yapabiliyorsun. Onu aldılar, Red Dead Redemption'da bambaşka bir yere taşıdılar. Yani oyunun hiç hikayeyi takip etme, gir oyna. Yani neredeyse şu var. Senin de hoşuna gidebilecek, işte abinin de hoşuna gidebilecek, ablanın da hoşuna gidebilecek, kız arkadaşının da hoşuna gidebilecek şeyler artık aynı oyunlarda toplanıyor. O yüzden hyper casual gibi şeyi olabildiğince geniş tutmaya çalışan, hani tabanını olabildiğince geniş tutmaya çalışan oyunlar temel olarak insanları catch edebilecekleri o gameplay'le yakalıyorlar. Çünkü yani nörolojik bir oyundur. Adama sevdirdiğin zaman adam onu sever. Daha sonra da hikayeyle hani onların return'ünü sağlamaya çalışıyorlar diyebiliriz. Yani ben de net bir cevap veremedim. Çünkü net bir cevabı yok. Sadece kendi görüşlerimi söyledim konuyla ilgili. Sağ olun hocam. Zaten sizin görüşlerinizi merak etmiştim. Teşekkürler. Teşekkürler. Ya bu konuda ben de biraz yorum yapmak istiyorum aslında. Sesim geliyor mu? Şey açısından. Keşke kameraları da açsınız. Daha narratif. Bir saniye kamerayla uğraşıyorum. Tetris'ten sonra Burak'ı yakaladık. Oradan sonra bakalım nerede kimi yakalayacağız? Daha narratif oyunların işte yapan şirketlerin batması gibi bir durum ya da işte onların daha az yapıldığı ya da daha az sattığı gibi bir durum söz konusu değil. Narratif oyunların en baskın şu anda kanıtlarından biri işte God of War'ı yaptıklarında evet insanlar hikaye istiyormuş dediler. Bence o son birkaç senedir medyanın sürekli böyle oyun oynayan insanlara satmaya çalıştığı hayır siz böyle çok oyunculu daha kolay yapılan ve böyle yüzyıllarca oynanan ama sürekli para verdiğiniz şeylere yönelin. Çünkü işte böyle 12 saatlik güzel bir oyun yapmak, hikaye yazmak zor olduğundan istemiyoruz onu yapmayı üzerine. Telltale hikaye bazlı oyunlar yapan bir şirketti. Batmasının hikaye bazlı olmasıyla hiçbir alakası yok. Kötü kullanımla ve işte çok fazla proje alıp çok kısa sürede yapılmasıyla falan alakalı bir sebepten battı. Ama medya onu söylemeyi çok seviyor. Aynı şekilde çok büyük işlere kalkışıp böyle Avengers mesela hiç satmadı. İşte devamlılığı olan bir oyun olacak dediler. Ama kimse almadı çünkü oyun aslında güzel değildi. Ama onu kimse reklam yapmıyor. Hani bunlar aslında bir parçada işte piyasanın ve işte medyanın birazcık konu üzerinde hakimiyet kurmaya çalışmasıyla da alakalı şeyler bence. Sadece bebe o satıyor, o satmıyor, bu güzel, bu kötüyle alakalı değil. Bir de Alan Moore'un güzel bir sözü var. Sanatçı olarak bizim görevimiz insanlara ihtiyacı olan şeyi vermek değil, insanların neye ihtiyacı olduğunu göstermek diyor. Şimdi biz de yani piyasa bunu kabul ediyor diye piyasanın isteklerine göre üretim yaparsak hani böyle glikoz şurubu ve şeker dolu şeyler üretmemiz gerekir oyun anlamında. Dolayısıyla biz aslında orada etik bir sorumluluğumuz da var. Oyun geliştiren insanların yani böyle bu açıdan da bakması gerekiyor. Oyun dünyasını bir adım ileriye taşımak, insanlarda işte belli bir şey oluşturmak, belli bir test oluşturmak, bunu kurgulamak yani ileride
bayağı sanat dalı gibi belki görülecek ya da en azından zanaat teknik bir dal gibi görünüp böyle şey yapılacak, incelenecek bir alanı üretiyoruz ve burada işte büyük bir ticari açlıkla tamamen profit yaratmaya yönelik çalışıldığı gibi bir algı oluşması hoş olmaz mesleki açıdan. O yüzden o anlamda insanların bilinçli davranacağını düşünüyorum. Öte yandan işte büyük şeyler yaparken de yani Rockstar Games'te olanları biliyorsunuz. Köle hayatı yaşatmışlar insanlara ve insanlar da bundan memnun. Ayda 60 ila 80 saatlere çıkan mesai saatleri, ana ekibin 3 hafta boyunca haftada 100 saat çalışması gibi. Hani piramit çıkıyor ortaya ama o piramidin bir de arka planında çalışan işçiler var tabii. Yani iki ucu keskin kılıç gerçekten aşağı tükürsen, sakal yukarı tükürsen büyük bir duruma geliyor. Bir de örnek olarak söylediğiniz zaten Detroit Become Human ve ondan önce işte Heavy Rain falan hep aynı şirket tarafından yapılan oyunlar. Çok çok aşırı satan oyunlar da değiller ama işte gayet ayakta olan ve iyi bir firma şu anda, gayet de şey olan, hani çalışan. Ya mesela onların da hikayeleri çok fazla iyi değil. Yani şöyle Hollywood'da çıksa böyle B sınıfı cheesy film olabilecek. Evet, hani yani başarı olarak tartışılır da şey olarak konuşacağız, sadece hikayeyle oyun yapılıp satılabiliyor yani. Evet, evet. Yani öyle bir şey oluyor. Çünkü oyun video oyunu olduğu için hani öyle bir şey görmediğimizden onu da benimsiyoruz. Hatta oyuncular da benimsiyor ki William Dafoe'yu işte Ellen Page'i oynatabiliyor adam. Ama hikayeye baktığında hani çok fazla şey yapmıyor. Ya işte böyle şey var. Bu biraz şeye benziyor. David Page miydi adamın adı? Galiba bakmam lazım. Neyse, o Quantic Dream'in başındaki adam. Şimdi bir ürünü aynı kişi yazıp yönettiği zaman ve bütün kreatif kontrol onda olduğu zaman böyle şeyler kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor. Yani bunu şeyde de gördük. George Lucas'ta da gördük aynısını. Star Wars onun tamam çocuğu ama adam kendi yazıp kendi kurgulayıp diyalogları da kendi yazdığı zaman hani ortaya izleyicileri rahatsız edecek kadar sırıtan şeyler çıkıyor. Ama Kojima aynı şeyi yaptı oyun konusunda, Death Stranding'in tartışma yaratması. Ya o konuyu evet yani YouTube'da canlı yayındayken tartışmıyordum. Ama çok doluyum o konuda da. Ama öbür taraftan baktığında Lucas firmayı sattığında çok daha kötü yere gidiyor Star Wars. O yüzden hani böyle delilere ihtiyacımız var. Onları da çok fazla üzmememiz gerekiyor galiba. Tamam adam biraz clunky diyalog yazıyor olabilir ama işte o yüzden Quantic Dream başımızın tacı şu an. Şey de iyi gidiyor şu an. O da hoşuma gidiyor bu. Kontrolü yapan stüdyo. Ama o da oyun mekanikleri kuvvetli bir oyun. Hani şey var. Bu yürüme simülasyonu diye hitap ettikleri çok ekstreme vuran hikayeyi şeyler, oyunlar. Hatta oyun olup olmadıkları bile tartışılıyor. Teknik olarak interaktif hikayeler yani. Onlar çok ekstrem uç örnekleri. Hani şey, Detroit'le aynı şey değil yani teknik olarak. Tabii. Ben konuyu biraz daha şey, bahsettiğiniz şeyleri çekmek gerekirse mekanlardan ve şeylerden bahsederken Pong'un aslında işte masa tenisi olması konusu şey, evet belki fikir olarak oradan yola çıkmış olabilir ama kimsenin onu masa tenisi olarak oynadığını düşünmüyorum. Tetris aynı şekilde güzel bir örnek. Hani tamamen simülasyon mantığıyla çalışmıyor. Tamamen hani mimarlık gibi bir temere oturtulup tamamen mekansallaştırılabilen bir şey değil aslında bence oyunlar. Ve yapmaya çalıştıklarında da sırıtıyor. Mesela Tetris'i böyle anlamlandırmaya çalışan, bloklara çevirmeye çalışan yine benzer örnekler oldu ama bence olmuyor. Bazı şeyler gerçekten olduğu haliyle güzel ve biz onu o şekilde kabul ediyoruz. Pong'ta da dediğim şey yani masa hokeyi olabilir, masa tenisi olabilir ama hani bizde bir şey yaratıyor ya hani o. Ondan bahsediyorum. Yoksa gerçek... Bilmiyorum, ama ben Pong olarak oynadım şimdiye kadar. Hep hiç o hani iki çubuğa anlam yüklemeye çalıştığım olmadı.
Ama hani mekaniğin şey olduğunu biliyorsun. Buradan sekiyor, oraya gidiyor. Şey yapmıyor sende yani. İki çubuk ve bir nokta değil de sektiren bir çubuk gibi olmuş oluyor. Ve yine fenomenolojiye gidiyoruz tabii ki. Herkes her özne farklı deneyimliyor günün sonunda. O yüzden genel geçer şeyler söylemek işte bu yüzden zor. Hocam ben şey sormak istiyorum. Genelde mekanları bir hikayeyi destekleyen ya da o hikayeye inanmamızı sağlayan kavram olarak inceledik. Hikayesi çok eksik olan oyunlar var. Sadece script olarak verilmiş ya da gerçekten itemların description'ında bir şeyler anlatan oyunlar var. Genelde burada evrene ya da hikayeye ulaşabilmek için mekanları iyi algılamamız gerekiyor. Mekanları iyi çözmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum, Dark Souls buna çok iyi bir örnek. Gerçekten hikayesini tamamen mekanlarıyla veren, mekandaki objelerle veren bir oyun. Bu aslında hem bize şeyi kazandırıyor. Çok fazla tonla script yazmadan kullanıcılara sadece o mekanın verdiği duygularla bir şeyler anlatmamızı. Hem de çok bizim harcamamız gereken emeği, belki de işte yazıya, tekste, sese harcamamız gereken emeği daha çok mekaniğe ya da mekana harcamamızı sağlıyor. Şimdi biz ikinci dönemde belli bir şeyler yapmaya çalışacağız Game Project Studio'da. Ben aslında bunu temel almak istiyorum ama yeteri mimari bilgim olmadığı için o, yani şu anda modelleme dersinde çıkarttığım modelleri biliyorum. Pek bir şey anlatmıyorlar çünkü. Kendim yapıyorum, ben bile bir şey anlamıyorum. Yani bunun için hani takip etmemiz gereken bir rota var mı? Hani her şey, şimdi ben mühendislik tabanlıyım. Bir fonksiyonu vardır. O fonksiyonu doğru şekilde parametre verirsen sana doğru bir şekilde çıktı verir. Bu mekanlar için şimdi anlattığınız şeyler vardı. Bu işte node'lar, edge'ler. Ama bu sanki sadece ilerleyiş anlamında. Hmm. Duygusal anlamında da bu ilerleyişi bize sağlayabilecek fonksiyonlar ya da takip edebileceğimiz rotalar mevcut mu? Ya şöyle, bence bizim eğitim sistemimizin en büyük eksiklerinden bir tanesi bizim birinci sınıfta verdiğimiz basic design eğitiminin orta öğretimin bir parçası olmaması. İlk öğretim biraz iddialı olabilir ama bizim de birinci sınıfta, ki ben 2014'ten beri bu seneye kadar hep 2012'den beri birinci sınıflara girdim. Birinci sınıfın en büyük problemi o ÖSS'den çıkmış sayısalcı öğrenciden, yani mühendis olma eğilimindeki öğrenciden mimar yapmaktır. Sen onu mimarlık öğrencisi yapmaktır. Sen onu mimarlık öğrencisi yaptıktan sonra o 3 sene içerisinde bir şekilde o kuruşa yapar. Yani burada basic design, temel tasarımın algılanması gerekiyor en temel düzeyde. Aynı şekilde böyle endüstri mühendisi, işte adam şey olmuş, 3D artist olmuş falan, iyi de bir adam. Onun böyle videolarını izliyorum. Şey diyor, Çing'in kitabını almış mesela. Ben diyor tasarımın temellerini bundan öğrendim diyor. Şimdi mimarlık fakültesinde Çing'in kitabından tasarım temelleri öğrenmişler desen akademi kurulda seni tefe koyar çalarlar. Ama hani bir şekilde anlamlı olabilmiş. O yüzden hani kanallarla, YouTube'daki videolarla falan basic design prensipleri, temel tasarım prensiplerini anlamak faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ama şu var, mesela ben visual scripting yapabiliyorum ama Python'da biraz daha kötü yazıyorum. C++'da asla yazamam. Bu beni üzmüyor da. Çünkü zaten büyük bir şey yapmak istiyorsam onu one man army olarak değil, büyük bir ekibin içerisinde yapmam gerektiğini biraz özümsemiş durumdayım. Video oyunlarında biraz da bu var. O yüzden insanlarla aynı dilde konuşacak kadar tasarım prensiplerinden anlıyor olsan aslında bu yeterli olabilir. Yani sen white box düzeyinde, level design'da mekanları yapabilirsen zaten mükemmel model çıkarmana gerek yok. Şahsen ben de kendi çalıştığım projelerin hiçbirinin modellerini kendim yapmadım ki, mimarlık çıkışlıyım yani. Modellerimizi hep profesyonel modelci insanlar yapıyor. O yüzden yani biraz mediator olmak, işte orta yol bulucu olmak gibi, hani bütün o
disiplinlerle anlaşabilen insan olmak önemli bence bu alanda. Mesela bu lisans programları açılıyor oyun tasarımı ile ilgili. O konuda ne düşünüyorsunuz? Bu konuda yüksek lisans yapan insanlar olarak. Galiba aramızda biri vardı lisans eğitiminden çıkan. Ege'ydi değil mi? Ege olması lazım. Evet evet. Ben bu geçen sene mezun oldum. Hı hı. Bu sene de yüksek lisansa başladım. Hı hı. Nasıl bir eğitim veriyorlar mesela? Şu anda mesela yüksek lisansta aldığımız bütün derslerin bir dersi var temel olarak. Hı hı. Dizayn alanında da, programlama alanında da, yine müzik alanında da bütün konulara değinen bir program içeriği mevcut. Evet. Belki hani böyle oradaki programlardan o derslerin müfredatlarından örnek alarak bir şekilde kendini geliştirmeyi düşünebilirsin Burak. Çünkü lisans öğrencisi yani bir lisans öğrencisini alıp oyun geliştirme alanında ilerlettiğini iddia eden bir programın mutlaka geniş kapsamlı güzel bir müfredatı da vardır. Onlar nasıl ilerliyorsa Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Generalist olmak için gerekli müfredat da bence o örneklere bakılabilir diye düşünüyorum. Başka? Benim yani şu an test konum değişti. Ama değiştirmeden önceki konum çok dağıldığı için ve kontrol edemediğim için biraz bıraktım ama bir tık da bu aslında bizim bu işte sınırlar, yollar falan diye adlandırdığımız bu bunun farklı ölçeklerde birbirine nasıl geçiş yaptığı ile ilgili bir şey tanımlamaya çalışıyordum. Aslında prosedürel bir dil oluşturmaya çalışacaktım. Yani böyle bir çabam vardı. İşte daha sonra başka bir yere evrildi ama evrilmeden önce mesela hep şöyle şeyler düşünüyordum. Mesela bir pencere bir işte mesela sınıfsa o pencereyi oluşturan tasarım kararlarının diliyle bir level'ı oluşturan o temel işte alan işte rotalar falanı oluşturan tasarımın dili, kararların dili birbirine nasıl dönüşebilir ile ilgili bir mesela kendi kendime düşünmeye başladım. Çok kontrolden çıktı zaten ama bunu nasıl prosedüre dökebiliriz? Yani bu ölçeğin sınırı yok yani. Çok detaydan çok genişe kadar aslında bütün bir süreç tanımlanabiliyor. Bunun hepsinin tek bir prosedürle yapılması nasıl ne kadar mümkün ya da gerekli mi? Çünkü bu one man army dediğimiz amacım da oydu yani. One man army dediğimiz şeyin bu projenin bir en ufak detayından en genişine kadar her yeri kontrol edebileceği bir destek sistem oluşturmak aslında orada amaç. Kendi prosedürel dünyasını yaratıp onun içindeki şehirleri de kendisinin üretebildiği ve o şehirlerin içinde kendi spesifik istediği level design'ı da mesela sen sadece layout'u veriyorsun level design için ve o şehirdeki prosedürel oluşumu senin level'ına uygun hale getiriyor bir anda. Ve bu şekilde içinde sen ne kadar detay eklersen o onu o kadar çalışır hale getiriyor ve istediğin kadar detaya inip istediğin kadar genele gidebildiğin bir sistem hayal etmiştim. Bunu oluşturmak için de acaba nasıl bir tasarım dili oluşturur diye düşünüyordum. Bunun hakkında ben mesela araştırınca bulamadım. Araştırma konusundaki beceriksizliğimden büyük ihtimalle o ama siz mesela neler araştırdınız? Bununla ilgili neler araştırdınız? Siz neler düşünüyorsunuz? Onu merak ettim. Şimdi hani mesleki olarak bizim kullandığımız uzman sistemler ve karar destek sistemlerinden yola çıkacak olursak genelde prodüksiyon kalitesinde bir şey üretmeyi hedefliyorsan zaten o çok fazla spesifik olur ve dediğin kadar genel şeyler üretmez. Dediğin kadar çok amaçlı şeyler üretmez. O yüzden iyi tanımlaman lazım. Yani hangi aşamada ihtiyacın olduğunu iyi tanımlaman lazım. Bir de kendin geliştiriyorsan bu aracı zaten tanımı çok şey yapman gerekiyor. Küçük tutman gerekiyor ki gerçekten üretebil. Çünkü senin dediğin şey zaten teorik olarak üretilmiş olsa şehir planlamacılar işsiz kalır ertesi gün. Derdim zaten işsiz bırakmak. Yani evet. Prosedür derdim zaten bir sürü insanı işsiz bırakmak. Orası ayrı. Bunu,
Var yani, aslında güzel çok... şehir jeneratörleri var, city generator'lar var. Hatta bizim o işte B-Box projesi de birileri işsiz kalsın diyeydi. Aslında şundan dolayıydı. Yani bir durum falan oldu. Zaten belediyeler kimseye müellifle falan konuşmuyorlar. Çünkü acilen bir şey üretmeleri gerekiyor ve prefabrik ev gibi değil. Konteynerler üretilmiş ve ihtiyaç fazlası bir ürün. Zaten kenarda duran bir ürün. Böyle 3.000 dolara, 5.000 dolara çeşitli boylarda alıp doğrudan uygulayabileceğim bir şey. Hani belediye başkanı düzeyinde kentsel tasarımdan anlayan insanın, yani illaki şey olmasına gerek yok, müellifi olmasına gerek yok. Bir iki kurcalayarak oraya bir settlement tasarlayabileceği ve o tasarlanan settlement'ın da iğrenç olmadığı bir kurgu yapmaya çalışıyorduk. En temel de ne yapabilirsin? O işte arayüzü göstermiştik ki toplarsın, bölersin, kaç tane konteyner lazım bulursun, askeri düzende yerleştirirsin. Ortada böyle bir ana hattan beslersin hepsini, damar gibi. Çözülmüş olur. Hani bir sonraki aşama işte mimari ihtiraslarla birlikte orada da şöyle bir boşluk yaratalım, burada da şöyle bir mekan olsun, bunların da işte şeyleri olsun. Nedir? Avluları olsun. O avlular aynı zamanda güneşin yönüne de göre yerleşsin gibi. Hani öyle öyle ilerlemiş bir projeydi. Benzer şekilde böyle prosedürel ve jeneratif tool'lar tasarlarken algoritmayı çok iyi kurgulamak gerekiyor. Ve o alanın müellifleriyle de iletişim halinde olmak gerekiyor. Yani eğer kentsel ise kentsel, işte mimari ise mimari, başka bir şey ise o insanlar. Çünkü çok fazla zaten yapılmış, çözülmüş şey var. Dediğim gibi Amerika'yı baştan keşfetmemek için şey oluyor. One Man Army konusunda da aslında bence herkes kendi proof of concept'ini çıkarana kadar One Man Army olabilmeli. Çünkü o insanlar endüstride başarılı oluyor gördüğüm kadarıyla. Ama iş AAA'ye geldiğinde ekiple de çalışabilmek gerekiyor. Yani şey, tehlikeli bir insan tipi, toksik çünkü. Ben yapıyorum her şeyin doğrusunu, ben biliyorum. İşte grafik tasarımcıyı aşağılar. Hani iki hafta çalışsam Illustrator'ı ben de yaparım der. İşte ben zaten 3ds Max'te yapıyorum, modellerim var falan diyor. Yaptığı şey içler acısı. Hani o öyle de olmamak lazım. Gerçekten One Man Army haddini de bilen bir insandır. Çünkü army yani sonuçta bu. Askeri disipline de sahip olmak gerekiyor. O yüzden yanlış anlaşılmasın, yani one man army olmayın, herkes işini yapsın demedim. Tabii ki proof of concept çalışan bir oyun prototipi üretebiliyorsanız İstanbul Teknik Üniversitesi'nin oyun programından mezun olduğunuzda hani onu altın bir bilezik gibi kolunuzda taşırsınız. Ama işte bir yandan multidisipliner bir iş bu. O yüzden diğer disiplinlere de ihtiyaç var. Zaten bu yüksek lisans programının güzel tarafı da o, yani şey değil, oyun tasarlamak için üniversiteye girmiş insanlar değil de kendi mesleki bir takım yetenekleri, mesleki bir takım geçmişleri olan ve işte farklı alanlarda farklı kaslarını belki güçlendirmiş kişilerin şu an o kaslarından bu kolaboratif ortamda yararlanma imkanınız olacak. Çünkü bugün bildiğimiz, sevdiğimiz, beğendiğimiz oyunları üreten insanların hiçbiri ne yüksek lisans ne lisans oyun eğitimi almış insanlar değil. Hepsi mühendis, endüstri mühendisi, ressam, müzisyen, doktor, öyle karışık karışık insanlar yani. Quentin Tarantino sinema televizyon mezunu değil. Ama video kaset dükkanında ne yapmış? Adam yalamış, yutmuş yani şeyi. O şekilde. Bence güzel bir ortamdasınız yani. Ondan faydalanabilirsiniz. Ayrıca bana sorduğun soruya en yetkin cevabı verecek insan da Sema Alaçam'dı. Sabahtan beri konuştum adamı. Kusura bakmayın hocam ama o jeneratif tool'lar anlamında yani 2-3 sene önce dersinde biz ondan aldık çünkü. Sema Hoca ile konuşmanı öneririm o konuda. Aşk olsun. Arada konuşuyoruz da zaten. Tayland'la da konuşuyoruz. Tayland'da benim birinci sınıflara gitmeye başladığım ilk yılki birinci sınıf öğrencilerinden. O yüzden onun böyle birinci sınıftan mezuniyete sonra yüksek lisansa değişimine de dönüşümüne de tanık olmak da çok heyecan verici. Estağfurullah. Ne haddime? Lütfen bölmeyin.
Yok yani sizin de şeyinizi duymak isterim açıkçası. Özellikle generatif tool'larla ilgili. Ben şeyi merak ediyorum aslında. Bu kadar kapsamlı bir generatif tool fikri düşünmüş olan ya da denemiş olan ya da hani ya ölçekler arasındaki ilişkiye dair herhangi bir şey bulamadım ben. Hani bu ölçekten bu ölçeğe geçerken mesela şöyle çalışmalar yapılabiliyor. Bu kadar kapsamlı bir şey yapmak için böyle bir dil oluşturabiliyor gibi bir şey aradım. Ben bulamadım. Onun aslında onu soruyorum yani. O kadar kapsamlı bu biraz diyorsan daha low level'a inmen lazım. Orada da hani işin ucu biçim gramerlerine kadar gidiyor neredeyse. O yüzden yani eğer orada yüzmeyeceksen orada boğulma derim. Ben zaten onu fark ettim. Kaçtım. Test konum da değiştirdim onu fark edince ama yine de bir sorayım dedim size. Yani şey olabiliyor. Bu hani hikayede uzmanlaşmayla yatayda bazen yüzeyselliği göze alarak diğer disiplinlerden haberdar olmanın çok ince bir çizgisi var. Çok uzmanlaşma bazen mesleki körlük getiriyor. Muhtemelen mesela şeyi düşünürsek mesela oynayarak ölçekler arası bağ olmasa da işte katılımcı birlikte oynanan bir şey olarak Ekimtan'ın mesela bu kent üzerine oyunu ya da ETA'da geliştirilen prosedürel modelleme ve kent tasarlama şeylerini düşünelim. O belirli fonksiyona dair yoğunlaşmış ve kendi dışındaki alanlara çok cevap verebilen, onların problemleriyle ilişkilenebilen yaklar getirmiyor. Yani uzmanlık bilgisi körleştiriyor. Daha o dikeyde kendi baktığı bilgi alanında kısıtlı kalabiliyor. Böyle tool için biraz daha şey out of the box, kutunun dışında düşünmek gerekiyor. Belki de tam da söylediğin şey de büyük bir... Evet, possibilities are endless. O açığa da bir tek yüksek lisans tezi belki cevap veremez. Sonra üzerine işte araştırma projesi, ekipler ve belirli bir birikimden sonra başka bir şeye dönüşecektir belki. Bu arada mesleki yani mimari bazı uygulamalar gösteriyorum ekranda. Hani böyle bir dünya kurgulanmaya çalışıyor zaten hali hazırda. Başka sorusu olan? Bunlar tabii 10 sene öncenin zorluklarını yine içeriyor. Yani prosedürel modellemede birbirine çok benzeyen doku üretiyor esasında. Yani ne kadar üretken olsa da. Bir de o noktada heterojenleşme galiba ihtiyacı var. Ölçeklendirilirken belki metamorfoz gibi başkalaşarak, başka fonksiyonlarda içererek, başka kütle taban izi içererek ya da başka ölçütlerde içererek belki de büyüyecek. Yani homojen bir çokluk değil de prosedürel modellemede daha çok heterojenleşme ve büyürken farklılaşma kısmı bölümünde biraz daha zayıf galiba var olan yazılım. Evet yani ölçek tanımlamak gerekiyor çünkü Taylan'ın dediği gibi birden fazla ölçeğe tek bir çözümle çıkmak gerçekten problematik olabilir. Ama heyecanlı. Benim aklıma mesela şey gelmişti bununla ilgili. Kendi sınıflarını, kendi klaslarını üreten mesela alt birimler üretiyor ve bunların kombinasyonlarından kendi klaslarını üretiyor ve daha sonra bu klaslardan daha büyük klaslar üretiyor. Ama gerektiği zaman en alta dönüp en alttaki unitleri, birimleri değiştirip yeni klaslar üretiyor ve bütün bu klas library'sini sürekli değiştirebilen bir sistem aslında bizim o heterojenliğe götürecek bir şey olabilir diye düşünmüştüm.
Ama yani klasları kendi tanımlıyor dediğin anda tüylerim diken diken oluyor. Çünkü bir süre sonra bullshit generate etmeye başlayabilir. Sürekli bize ihtiyaç var ya orada onu kontrol etmek için. Yani algoritmayı kendi başına bıraktığında genelde doğru düzgün bir şey tanımlamayabilir. Bir şekilde araya bir fitness condition'ı koymamız gerekiyor ve o fitness condition'ı zaten iyi tanımladığın zaman problemi de kendi kendine çözülebilir hale getiriyorsun. Belki olay işte o şeyi tanımlamak, yani o eşiği tanımlamak, yoksa birinin durup bakması gerekiyor. Zaten günümüzde olduğu aşamada o yani. Pek çok şey generate ediliyor ama birinin durup bakması gerekiyor bu gerçekten oldu mu diye. Ben mühendis olarak bir yorum yapayım müsaade ederseniz. Yani İmamlar kendi aranızda yorumluyorsunuz gibi geldi. Taylan hani bir kesimi işsiz bırakmaktan bahsetti bu generative tool'larla da. Yani aslında günümüzde hani mimari tarafını bilmiyorum ama pek çok alanda bu tip tool'lar kullanıyor. Mesela o George Orwell'ın 1984 romanında bahsettiği bir müzik üreten bir tool vardır orada. Kimse aslında müzik yapmıyordur. O bir tane, şimdi adını unuttum çok uzun süre önce okuduğum için de, bir işte bir alet yapmışlar. Bütün müziği aslında o öğretiyor şeklinde. Bu günümüzde aslında kullanılıyor. Yani direkt öyle bir tool yok ama belli yazılımlar var ve belli ritimler üretiyorlar. Hatta işte her sene yazın çıkan bu pop hit parçaları dünya çapında çoğu birbirine benzer yani. Çünkü belli kalıp ritimler üzerine gidiyor. Hani bu tip tool'lar tasarım sektöründe de illa vardır ve yapılabilir ki işte geçen Steam'den böyle ucuz bir oyun aldım deneysel. Böyle hani sadece tıklayarak böyle bir şehir, ev falan yapmanızı sağlıyor. İşte iki tane yan yana yaptığın zaman otomatik evler birleşiyor, kale oluyor falan. Değişik bir şey yapmış ama sonuçta işte millet de orada yaptığı şeyleri paylaşmış. Hepsi birbirine benziyor. Yani diyeceğim şu, işte yapay zeka ileride gelişirse hani işsiz bıraktığı mühendis sayısı muhtemelen işsiz bıraktığı tasarımcı ya da ne bileyim mimar sayısından fazla olacaktır. Çünkü hani bu alanda, tasarım alanında farklılık çok daha önemli diye değerlendiriyorum. Hani bizim mühendislik kısmında sonucu veriyorsa sana, gittiği yol çok da önemli değildir aslında. Yani o yapay zeka bir şekilde benim o yazacağım algoritmadaki sonucu onun yazdığı algoritma veriyorsa hani ne tarz bir algoritma olduğu çok da önemli olmuyor artık. Ama tasarımda bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla hani bunlar yardımcı tool'lar olarak fikir vermesi açısından veya çok hızlı bir şey yapılması gerektiğinde kullanılabilir ama bir, işte gerçekten yeni bir şehir yaratılacak. Hadi bakalım bu tool'a verelim de nasıl bir şehir bize oluşturacak diye. Ben 100 yıl sonra bile böyle bir şey olacağını pek düşünmüyorum yani. Evet, evet. Mesela burada bence şey önemli. Bir, mesela yapay zeka da aslında diyelim ki oyun tasarlayamıyor. Varsayım üzerinden. Diyelim ki oyun da tasarlayabiliyor. Çizim de yapabiliyor. Hepsini yapabiliyor. Esas mesele burada şu. Yapay zekanın ürettiğiyle benim ürettiğim arasında değer farkı oluşabiliyorsa, ben yapay zekanın ürettiğinden farklı bir tüketiciye hitap etmenin yolunu bulabiliyorsam birey olarak, beni işsiz bırakamıyor. Ama bir mühendisin yaptığı şeyin, bir yapay zekanın yaptığı şeyden bir değer farkı oluşamıyorsa, tamamen aynı işlevi aynı işleve hizmet ediyorsa, işte o zaman o işsiz kalma dediğimiz durum gerçekleşmeye başlıyor. Çünkü değer bulamıyorsun, tüketici bulamıyorsun yaptığın şey. Katılıyorum yani dediğin şey epeyce. Aslında işsiz kalma demeyelim de işlerin tanımları değişecek diye düşünüyorum ben. Çünkü bu zamana kadar gelip de kimseyi işsiz bırakan bir teknoloji olmamış. Dolayısıyla yani işlerin tanımları değişmiş ama o işler, o iş kolları bir şekilde var olmaya devam etmiş. Bu en basit işçisinden en üst düzey mühendisine kadar aynı şekilde. Ayrıca birileri işsiz kalacaksa bence yönetici kadro önce işsiz kalır diye düşünüyorum. Çünkü bilgisayar çok daha iyi yönetebilecek potansiyele sahip. Aslında bilgisayar oyunlarında bunun örneklerini şey olarak takip etmesi olabiliyor ve kolay oluyor. Hani sokaktaki insanları random generate et falan tarzı ya da işte şuna göre doldur şu kadar sayıda olsun, işte kalabalık şehirde bu kadar olsun dediğinde insanlar fark ediyor ve aynı insandan iki kere geçiyor ya da işte şey tamamen şans eseri olmaya başladığı için
Bir de sınıflandırmayı yap dediğin zaman insanla masayı ayırt edemeyen bir sistem bazen onları da birbirinin içine koyabiliyor falan. Yani şey, her zaman ucunda bir insan kontrolü oluyor. İstemesek de oluyor yani. Yani son şey, insan olduğu için bence aşçılar makine olsa da çeşnici başı her zaman insan olmak zorunda diye düşünüyorum. Evet, yani insan kontrolü oluyor derken hani işsiz bırakmak, iş tanımının değişmesi konusu anlamında söylüyorum. Her zaman sisteme şehir budur diye tanımlayan biri ve çıktıktan sonra da hayır bir dakika bu bir ev değil, bu bir otel diyen biri olmak durumunda yani. Evet. Bu konuda ben o kadar insan odaklı düşünemiyorum. Belki limit gibi ele alabiliriz problemi. Yani etki eden insan nasıl düşünür, dünün dışsallaştırıldığı, insan tasarımcının bilgisi dışsallaştırıldığında bir algoritmaya etki eden girdilerin sayısı artırıldığında ve bunların ilişkisi doğru kurulduğunda ne kadar çok bileşen ele alınır ve değerlendirme süzgecinden geçirilirse insan tasarımcıya yakın sayabileceği, hatta onun ötesinde belirli senaryoların test edilebileceği, sonuçların öngörülüp değerlendirilebileceğini düşünüyor ve tahmin ediyorum. Mesela biraz önceki çok beğenmediğimiz, ne kadar da primitif olduğumuzu dediğimiz örnekte aynı zamanda enerji kaybı nasıl olurdu? Ulaşım nasıl minimize edildi? Solar enerji kullanımı nasıl daha iyileştirilebilir? Komşuluk ilişkileri yönetmelikleri uygun mu? Aynı zamanda topografya verisini almış mı? Eğimi? Su atık, drenaj onlara bakılmış mı? Yakınlardaki kentsel donatıyla olan mesafe uygun mu? Yoğunluk nasıl gibi? Bunlar artırıldıkça ona belki İlk etapta karar sistemi haline gelmeyebilir ama karar destek olarak başlayabilir. Ve uzun vadede daha da insan tasarımcının hesaplayabileceğinin çok ötesinde çok daha çeşitli şeyler üretebilen araçlar çıkabilir. O anlamda ben çok yani insan tasarımcının ya da işte insan bölge planlamacıyı çok böyle ulaşılmayacak yere konumlandıramıyorum. Karşılıklı çünkü her aşamada çok daha detaylı şeyleri görüyoruz. Belki bir minik örnek, insan hesaplayamayacağı küçüklüklerle ilgili. Geçtiğimiz yıl tezini tamamlayan bir arkadaşımız TOKİ bloklarındaki farklı şehirlerde aynı yerleşim planını kullanan blokları inceledi. Ve o kadar minik bir farklılık, birkaç genetik algoritmayla değerlendirmesini yaptı Nifer, Nil Yüksel. 3 derecelik bir açı farklılığı, gözle görülebilir ve algılanabilir farklılık değil. Ama %15'e kadar enerji kazanımına etki ettiği yerler oldu. Mesela insan tasarımcının fark edemeyeceği belki bir miniklik, bir ölçü ama etki ettiği ve sonuçları itibariyle kazanım ve kayıp oranları çok farklılaşıyor. Ya bu anlamda bilmiyorum. Özellikle prosedürel modellemelerde oyunda belki çok daha sınırsız alternatif üretecekler. Gerçek hayata uygulanması tartışmalı olacak ama yapay sistem galiba üstel olarak tahminimizden daha hızlı gelişecek. Diyelim. Yiğit, ben hızlıca diğer ders için müsaadenizi isteyeyim. Sorular ve Oğuz'da sizleri baş başa bırakayım. Görüşmek üzere hocam. Başka soru var mı arkadaşlar? Ben alanla ilgili değil, biraz daha kişisel merakımdan Atari derdik dediniz. Atari de ayrı bir marka olduğu için Serpak gibi bir şekilde bilgisayar oyunlarını genel tanımı olarak mı geçiyordu o zamanlar? Yoksa işte Atari makinesiyle Nintendo makinesiyle Sega makinesi ayrılıyor muydu Türkiye'de? Şöyle, geçen de çok güzel bir meme görmüştüm. Şeyde
büyüklerimizin diyor bütün oyun konsollarına Nintendo demesi gibi işte Amerika'da sağ kesimde bütün sol görüşlülere komünist diyor şeyde. Yani orada insanlar Nintendo diyormuş. Burada Nintendo'nun çok ciddi bir pazarı olmadığı için Atari salonlarından o konsol olan arcade'lerdeki Atari bilindiği için insanlar Atari demeye başlamışlar. O yüzden NES... Atari salonları da sadece Atari değil. Hani arcade dediğimiz evet. Şeyin içindeki biz hani o hale getirmişiz. Her şeye Atari diye hitap ediyoruz ama. Bak jenerik marka olmuş. O yüzden televizyona bağlanan ve o konsollarla hiç alakası olmayan o çakma NES'lere de çakma NES de değil aslında. Pin sayısı da farklı onların. Bayağı başka bir şey yani ama. Onlara da Atari dendi yıllarca. Biz de Atari olarak bildik. Ama değil, Sega ayrıydı. Sega pahalıydı, Sega lisanslıydı, Sega ayrıydı. Nintendo da böyle daha pahalıydı. Nintendo yok değildi, vardı ama böyle bilmiyorum. Gerçi bizim kuşaktan kimse yok. Yani biz çocukken Nintendo... Ben hep... Daha eski kuşakta olup biraz daha. Nintendo hep böyle Almanya'dan falan gelen bir şeydi. Türkiye'de satılıyor muydu Toys R Us'ta falan, ben hiç hatırlamıyorum yani. Game Boy böyle sahteleri vardı benim hatırladığım, böyle şey çalışmayan tabancalı versiyonları falan. Onları biliyorum ama Nintendo'nun bizzat kendi konsolunu görmedim ülkede çok. Çünkü ben de Game Boy'dan ibaretti. Yani Game Boy çok sattı şeydi. Evet, Game Boy. El konsolları Nintendo tutundu burada. Game Boy'dan bilinir. Hala satılıyor bu arada Game Boy. Benim arkadaş yakın zamanda aldı bir tane o eski şey Game Boy'dan. Birkaç da kartuş bulmuş. Game Boy vardı ama hani televizyona bağlanan konsol olarak Türkiye'de hani hep şey vardı. Sega vardı. Sonra PlayStation'da devam etti. Nintendo şeye giremedi yani. Konsol giremedi. Hani biz Amiga'dan şeye geçmiş olduk. Sega'ya, Sega'dan. Yani Commodore Amiga Sega girdikten sonra zaten Xbox PlayStation'a geçiyor da şey bu arada el konsolları olarak da onun kasetleri de orijinal değil. Türkiye'de orijinal Nintendo kaseti de bulunmuyor. Onları da şey üretmişiz, korsan üretmişiz bir şekilde. İlla ki yani o kadarını bilmiyorum ama hani Game Boy'un ama Türkiye'de iyi satış yakaladığını biliyorum. Yani Nintendo makine, evet, de pazar olarak görüyorsa o zamanda Game Boy aldığımız için olabilir yani. Yoksa hiç Telltale LucasArts'ın kalitesiz oyun çıkartmasıyla ilgili de Telltale özellikle formülüne çok bağlı kalıp çok fazla markayla anlaşma yapıp sonra oyunları üretemediği için kalıyor, tıkanıyor. Onun şeyini biliyorum ya, sürecek. Ben de bütün oyunları var bu arada. Hepsi yani sonlarda zaten şeye kaydı yani. İşte o Batman'i aldı. Bu Walking Dead'e onlara onlara para yatırdı. Ve oyunları bir an evvel çıkarmak için gameplay'i neredeyse sıfıra indirdi. İnteraktif movie'ye döndü. Ondan sonra battı zaten. Yani Walking Dead'de tutan formülü tekrar tekrar yapmaya çalıştı ama aceleye getirdiği için o da tam olmadı falan. Evet. Ama hani ilk LucasArts'tan ayrılıyor. Ve onların iptal ettiği bir iki tane projeye hayır biz bunu yapacağız diye biraz idealist olarak hani ayrılıyorlar. LucasArts'ın da çok şeyi kalmadı. Bir şey yapmıyor artık. Etmiyor. O da kapandı değil mi? Tabii yani Adventure yapmıyor artık hani. Oyundan öldü kabul ediliyor zaten şu anda biraz. Şu fareyle oynanan bulmaca oyunları. Point and click ya işte biraz yani çok satmıyorlar yani şey. İnsanlar fareyi eline alınca şey oynamak istiyor. İşte Counter Strike tarzı oyunlar oynamak istiyor. Orayı patlatayım, buraya şey yapayım. Öyle şuraya tıklayayım, bulmaca çözeyim pek kafayı yormak istemiyorlar. Zaten hani benim sorduğum sorunun içinde biraz o vardı yani şey. Ya ama bir de zor da eskiden hani şeyde LucasArts'ın Green Fandango'nun mesela tank kontrolleri vardı. Ben ilk çıktığında değil de daha sonradan oynamıştım onu. Hatta böyle CPU çok hızlı olduğu için bir yerde oyunun tikleri de hızlanıyordu. Onu yavaşlatmak için emülatör kurmak gerekiyordu falan. Tank kontrollerle bayağı zordu yani. Oynanabilir oyun değildi. Oyun efsane ama remaster'ı çıktıktan sonra bitirdim mesela ben onu. Adventure Island da aynı şekilde. Yani bilmiyorum bana göre değil galiba. Eski oyunlar tabii onlar. Hani yeni cihazlarda sorun çıkarabiliyor da eminatöre gerekiyor. Ama Telltale Wolf Among Us 2'yi çıkaracaktı en son. Tekrar bir canlandılar galiba. Bir şeyler oldu öyle bir şey. Evet. Geçen sene yeniden Telltale kurulmuş herhalde. Bazı projelerine devam edecek. Wolf Among Us'ı başka bir firma tamamladı diye biliyorum ben.
Telltale'den alıp şey olmasın diye. Çünkü ikincisinin ortasındayken bıraktı. Onu da satmıştı pre-order'larla. Onunla ilgili bir şeyle çıkartacaklar sanıyorum onu. Ama Telltale'ın kendisi canlanıyor mu ondan haberim yok. Ya 2020 başında sanırım Telltale yeniden kuruldu. İşte Wolf Among Us'a devam edecekler diye biliyorum. Diğer projeleri ne yapacaklar bilmiyorum da. Yani bakalım ne öyle çektin. İnşallah iyi bir şeyler gelir. Çünkü o janrayı şu an o firma çekiyordu yani batmadan önce. Ya o janrayı görünce insanlar Telltale diye tanımlıyordu zaten. Hani o noktaya getirmişlerdi. Çünkü piyasada kalmadı o tarz oyun yapan. Evet, güzel oyunlardı ama. One Man Army'ler ama o oyunları kolaylıkla yapabiliyor bu arada. Şey hani böyle One Man Army olarak bir oyun yapmak istiyorsanız Adventure biraz daha hani grafikleri o piksel art falan oluyor ama mesela mimar oyunu çünkü çok fazla bir algoritması yok yani. Bir de sıkıntı çıkarması daha zor oluyor. Hani film mantığıyla ilerlediği için böyle bir dakika adam duvardan geçti gibi sorunları pek yaşamıyor. Evet yani şeyler AdventureGamer.com diye bir site var. Ben onu takip ediyorum. İşte o adventure oyunlarının kendi ödülleri falan var. Mesela işte en iyi senaryo olsun, en iyi oyun falan olsun. Böyle lisans öğrencileri falan onları kazanabiliyor. Yani şirketlerle yarıştıkları halde. Bakıyorsunuz işte 50 kişilik şirket oyun yapmış ama şey o ödülü bir kişi işte lisans öğrencisinin yaptığı oyun kazanmış. Çünkü hikaye ağırlıklı oyunlar olduğu için şey olabiliyor yani. Bir kişi bir şeyler çıkarabiliyorsunuz o tarzda. Ya işte To The Moon onun en iyi örneklerinden bir tanesi adam. Neydi? RPG Maker mı? RPG Maker'la To The Moon'u biliyorsunuz. Evet. O mesela aşırı basit yani. Onu da oynadım biliyorum. Gameplay'i de RPG Maker. Evet. O da şey çok saçma onda da. Mesela oyunu remaster'ını yapıyorlar. Ama sonra başka platformlara çıkacağı zaman Unity'de baştan yazmak zorunda kalıyorlar yani. İkinci seferde neden Unity'ye girmemişler ki yani? Oyunu tekrar yapmanın mantığı nedir gerçekten? Hani şey yapmıyorsam, bütün üçüncü parti cihazlarda çalışacak şekilde genişletmiyorsam. Ama filmi falan çıkıyormuş şimdi. Animeye falan uyarlanıyor en son. Demek ki bayağı başarılı oldu. Filmden evet. Bahsetmişken şeyin örneğini Angry Birds'ü söylediğinizde oyunla filmin hiçbir bağlantısı yok. Ya tamamen hani ismini kullanmak amacıyla yapılmış bir şey olduğundan onu çok kabul edemiyorum hikaye olarak oyun adına. Doğrudan merchandising'e yönelik bir hamle o aslında. Oyuncak satmak için yapılmış bir hamle. Başarılı da oldu ama. Daha sonra diğer büyük IP'lerle de birleştiler biliyorsunuz. Star Wars serisi falan çıkardılar. Hatta onların da oyuncaklarını sattılar. Yani olay biraz oyuncak satmada bitiyor günümüzde. Ne kadar iyi oyun yaparsan yap, satıyorsa varsın. Yani eğer Life is Strange çıkmasaydı biliyorsunuz Dontnod da batıyordu. 2018'de galiba iflas davaları sonuçlanmış. İşin içerisine şey tabii devlet desteği de aldığı için bayağı büyük bir dava görüldü. Yani şey çıkmasa, Life is Strange o kadar aşırı başarılı olmasa adamlar Remember Me ile batırıyorlardı. Ya onu konuşacaksak Square Enix'te Final Fantasy çıkarmadan batıyordu. O zaman da Square Enix değil tabii sanıyorum. Bir şeyle birleşip Square Enix oluyor da. Hani şey evet sattığınız kadar varsınız bu piyasada. Square Enix çok büyük bir firma yani başka yerlerden... Şu an çok büyük bir firma. Suspense de edebilir şey değil. Şu an çok büyük bir firma. O zaman suspense edebilecek durumda değilmiş işte. Final Fantasy tuttuğu için ayakta kalıyor. Şimdi o kadar büyüdü ki kolay değil batırması. Evet. Ki şeyi de Dontnod'u da onlar kurtardı. Çünkü başka hiçbir firma özellikle Capcom'la birlikte şey battıktan sonra Remember Me battıktan sonra hiçbir firma kabul etmiyor oyunu yayınlamayı. Çünkü ana karakter kız, işte gameplay, narratif, oyun yok. Hani, öyle ergen... bir şey var, ana karakter kız. Maalesef öyle bir şey var. O konuda Tomb Raider yani ilk çıktığında, yani çıkmadan önce Microsoft içinde çok büyük tartışmalar dönmüş hani. Bu oyunun ana karakteri nasıl kadın olur diye. Aslında Tomb Raider'dan sonra hala tartışılıyor olması. Hani 90'larda Tomb Raider'da başarılı olduktan sonra hala bebe hayır kız olduğu için olabilir mi tartışıyor olmaları komik geliyor bana. Ama söylenen hani Tomb Raider hala yani öyle büyük yani ben şaşırmıştım ya. Hani bir de Amerika gibi yerde Türkiye'de tartışılsa gene şey olabilirdi hani biraz daha kadın erkeğin eşit olduğu yerde.
Ama söylenen hala daha işte Tomb Raider'la oyuncu kendine ne kadar özdeşleştiriyor biliyor vesaire şeklinde hala tartışmıyor. Tomb Raider'ın konu, tartışma alanı yok bence o. Çünkü hani en başarılı oyunlardan biri. Yani piyasa anlamıyla en çok satan oyunlardan biri. Hani satar mı diye düşünmek kız ana karakterli oyunları hala Dahası komik geliyor bana. çıkarken feci bir tartışma yaşanmış ve hani belki daha yani çok başarılı, daha ötesi yok mu, olabilir miydi? Hani sonuçta tabii onu Microsoft tutturmuş. Belki biraz da şey yaptı. Ama hani Ubisoft daha onunla küçük ilgili. geliştiriciler bunu tartışıyor olmasa, hani Microsoft tartıştıysa işte daha küçük bir geliştiricinin tartışması çok daha doğal yani. Ubisoft onunla ilgili biliyorsunuz son zamanlarda bayağı problem yaşadı kendi içinde başka sorunlarla birlikte. Kadınları anime edemiyoruz olayının diyorsun. Yok, kadınları anime edemiyoruz olayını demiyorum. Aktif olarak kadın ana karakterleri yok etmeye çalışmasından bahsediyorum. Şeyde İngiltere'de geçen Syndicate oyununun içinde iki karakter var. Biri kız biri erkek. Aslında kız olması gerekiyormuş. Sonra baskıyla bir kız bir erkeğe çevirmiş. Sonra tekrar baskıyla kızın rolünü de azaltmış. Ondan sonra şeyde PS Vita'ya çıkan Liberation satmadı diye kızların satmadığı kanaatine varmış. Çünkü hani dünyada kimsenin satın almadığı bir konsolda oyun satamadığı için hani falan böyle. Ve gerçekten aktif olarak kadın ana karakter yapmamaya çalışıyormuş ve satmayacağını düşünüyormuş Ubisoft. İlginç. Tomb Raider'ın kadın olma nedenini de biliyorsunuz. Ya o kadar da kopyalamayalım Raiders of the Lost Ark'tan diyerek şeyle başları derde girmesin diye Indiana Jones IP'si ile karakteri kadın yapıyorlar. O da mesela bir ara çok over-sexualized oldu. Bu yeni üçlemelerle birlikte düzeldi, yerini buldu falan filan. Şimdi oyun Katılmıyorum. O konuda biraz Bayonetta tarafındayım ben. Hani bir kadının kadın olması ve kadın olmasına vurgulanması işte kadını aşağılayan bir şey değildir. şöyle, eğer böyle her yerde yabani otların olduğu ve sürekli böyle ateş altında olduğun bir yerde cinselliğini ön plana çıkaracak şekilde anlamsız bir kostümle geziyorsan bence o biraz şey oluyor. Direkt kadın vücudunu metalaştırmaya yönelik bir hareket gibi algılıyorum O onu. zaman Yoksa erkekleri de yapmamamız lazım ama hani şey gibi bir durum. Süper kahramanları çizerken erkeklere de tayt giydirip maskülenliğini vurgularken kadınlar da aynı şeyi yaptığımızda insanların rahatsız oluyor olması garip bir şey. ama erkeklerde şöyle bir şey var. Adamın armor'dan hiçbir zaman şey yapmazlar. Hiçbir zaman feragat etmezler. Çünkü Katılmıyorum. Çok şöyle bir örneğini gördüm şey. çünkü hani animelerde falan da böyle acayip tayt giyen ve işte atletle dolaşan erkek tipleri ve aynı şekilde hani ormanda şortla dolaşan tipler falan hani sadece bayanlara özel bir şey. Animeler zaten direkt her şeyi objeleştirmek üzerine kurulu bir şey yani kimse kusura bakmasın. Yok hayır yani Hani Tomb Raider örneğinden gidiyorsak alternatif olarak baktığımız hani erkekler de bölgeye düzgün giyinmiyor. Onları da şık yapmak üzerine kurguluyorlar. işte şık yapmakla sexual yapmak arasında fark var ama yani Aa, o aşağı yukarı aynı şey. Hani şey aynı şey değil. bu konsept Ya aynı şey. mesela Bu arada şey yakın zamanda Tomb Raider'ın daha iyi hale geldiğine de katılmıyorum. Bir kadına işkence etmek, onu daha az objeleştirmek olmuyor. Ve hala atletle dolaşıyor yani. İşkence. Son Tomb Raider'lar benim için sadece Lara Croft'u kaç korkunç farklı şekilde öldürebiliriz üzerine kurulu. Ben o oyunları oynadığımda daha çok rahatsız oluyorum. Eski oyunlar daha keyifli geliyor. Ben onu güçlü bir narratif device olarak görüyorum. Çünkü konsekansları görme anlamında hani şey değil. Ne bileyim düşüyordu ve ölüyordu hani bence Ama bütün oyunlarda insanlar düşüyor ve ölüyor ve çok sık olan bir şey aynı zamanda. Hani oyunun seni öldüğün için cezalandırması anlamında da anlamlı gelmiyor o konu bana. O tabii ayrı bir tartışma. evet o bence biraz yaratıcı bir tercih meselesi ama isterim ki yani gerçekten düşünce kemikleriden çıksın falan öyle şeyler görelim ki daha çok düşmemeye çalışalım. Şöyle Bilmiyorum. söyleyeyim. O tarz çok fazla oyun yok ve hani Lara Croft'la eşleşmesi bir anda o döneme denk gelmesi hoş olmadı belki. Hani çünkü 2000 kaçtı 8 miydi? O Lara Croft şey o Tomb Raider'ın çıkmasıyla onun ismiyle birleşti birazcık o. Hani arkasından gelen iki oyununda da var ama başka oyunlarda çok görmüyorum.
Biz onu şeyde kullanmıştık, kaldırttılar. Bu kömür madeni var ya, kömür... Tabii insanları korkutmak çok anlamlı değil. Nasıl olsa başlarına gelme riski olduğu için. Evet, ama şey oluyor. Şimdi mesela göçük altında kalıyorsun. Bir de VR ya hani. Göçük altında kalınca gerçekten göçük altında kalıyorsun. Karanlık ve bitiyor olay. Hani orada third person kamerayı alıp göçük altında kalan insanlar göstermek iyi bir fikir olabilir gibi gelmişti. Sonra bunun pedagojik olarak, pedagoji değil de psikolojik olarak hiç doğru olmadığına karar verip kaldırdık onu oyundan. Şeyden, simülatörden. Ama animasyonlara kıyamayıp sonra bazı şeylerde kullanmıştık galiba. Videoların bazılarında olması lazım, bulursam gösteririm. Örneklerini düşünüyorum da bir parça Last of Us falan geliyor aklıma. O da ikinci oyunuyla abartıp çok eleştiri almış bir oyun. Hani genel olarak insanların sevmediği bir şey o. Çünkü oyun dediğiniz şey zaten sürekli ölmek. Ya yani ölüyorsunuz, yapabilecek bir şey yok. Deneme yanılmayla çalışıyor. Hı hı. Yani şöyle, ama oyunda şimdi ölmeyi, hani ölmenin gerçekten bir cezası olması lazım ki onu ödül ödül mekanizmasına çevirebil. Onu İDEF'te mesela bir piyade simülatörü yapmıştık. Biz tabii yaptık, oynuyoruz, çok güzel VR doğuşumuza gidiyor falan. Orada denemeye gelen jandarma subaylarından bir tanesi şey dedi, diğer simülatörlerde kazanmak için oynuyorum, burada ölmemek için çarpıştım dedi. Orada benim yüzüme soğuk bir tokat gibi vurdu. Bizim FPS'te oynadığımız şey adamlar için ölüm kalım mücadelesi. Yani simülatördeyken bile hani iki tane de yiyeyim ne olacak işte, cooldown'a girer birazdan canım yükselir gibi bakmıyor. Bir kuruşunu yememek için adam ter içinde kalarak çıktı simülatörden. İnsanların roguelike'ları sevmesinin sebebi o. Öldüğünüz zaman ölmüş oluyorsunuz ya da onun üzerine kurulu parti oyunları var. Gruplu oynuyorsunuz. Ölen kişi ölü kalıyor. Anladım. Ama hani bir şeyin ceza olması, bir şeyin görsel olarak rahatsız edici olmasıyla aynı şey değil. Hı hı. İşte yaratıcı şey, inisiyatif tercihleri. Belki onu da opsiyonel yapmaları lazım. Ve o opsiyonu da oyuncuya bırakmaları lazım. Mesela yasalar gereği biliyorsunuz Almanya'da bazı şeyleri gösteremiyorlar. Çok grafik detayları. Orada mesela oyunların daha farklı versiyonları, grafik öğeleri grafik derken bahsettiğim şey, gore öğeleri azaltılmış versiyonları yayınlanıyor. Hani oyunun ana menüsünden belki seçebildiğin bir şey olabilse daha demokratik olur diye düşünüyorum. Öyle hatırlıyorum ya, şimdi ismini hatırlayamadım da onu seçenek olarak sunan oyunlar vardı diye hatırlıyorum, hani kan olsun olmasın vesaire. Yani daha Mortal Kombat'ın şeyi vardı, daha eski versiyonlarında vardı. Hatta Nintendo versiyonu, kansız versiyonu, Sega versiyonu, kanlı versiyonu diye falan geçer. Mesela Total War'larda şey var, ölen cesetler kalsın mı kalmasın mı? O biraz daha bilgisayarın ceset sayısını kaldıracak mı? Evet, ama şey de var yani, biz burada ne kadar büyük bir savaş yaptığın hissiyatını veren bir şey o. Ama aynı zamanda yapılan bir katliama da referans, aslında bununla da alakası var. Bilmiyorum, konu Tomb Raider'la açılmıştı, bana biraz şey gibi gelmişti, o yüzden rahatsız ediyor beni. Hani o da başka birinin fantazisini tatmin etmek aslında. Çünkü gerçekten hani Tomb Raider özelinde garip geliyor bana. Çünkü bir savaş oyunu oynamıyorsun yani. Böyle bir katliam, işte kaç asker öldü takip edeyim falan gibi bir konsept yok içinde. Ve hani böyle insanı korkutuyor ölmesinde, o tarz oyunlar da anlamlı değil. Tomb Raider o kadar da cinsellik ön planda olan bir oyun değil aslında. Bir sürü oyun var. Evet, ona katılıyorum ben. Dehşetengiz ölümlerini konuşuyoruz. Bloodrain'i biliyor muyuz mesela? Var mı Bloodrain'i oynamış olan? Eski. Eskisi, yenisini yaptılar. 2020'nin sonunda tekrar remaster hali geldi. Açın bakın mesela. Kadın vücudu seçiyorlar. Ve kombatı ne kadar cinsel çağrışım bulundurabilir acaba diye. Gayet. Hocam, Bayonet'te oynadınız mı? Oyun değil bu arada.
Biyonet de oynadınız mı? Biliyor musunuz? Biraz ya? Yani hayır. Girmem o işte. Yo öyle bir şey değil yani. Hani bence değil. Bilmiyorum. Ya mesela bugün sabahki derste de örnek verdim. Ben mesela StarCraft'ın ana kahramanını Kerrigan kabul ediyorum. Bütün hikaye onun etrafında dönüyor bence mesela. Ama evet. Kerrigan uzakta yakından cinsellikle alakası yok o karakter. Zaten StarCraft'ın alakası yok o tip bir şeyle ama. Ya bence biraz şeyle alakalı. İnsan gibi davrandıktan sonra feminen olması ve feminenliğini vurması. Feminen olabilir. Çok normal bir şey. Maskülen de olabilirsin. Ya, hikayeyle alakası olduktan sonra ya da böyle keyifli olduktan sonra öyle görünmesi beni rahatsız etmiyor. Doğru. Kesinlikle katılıyorum. Ya, olay zaten hikayede bitiyor her zaman bence. Hikaye için inandırılabilir, plausible bir şeyse, mümkün olabilecek bir şeyse okey neden olmasın. Mesela Tomb Raider'daki kıyafetler, gidişler bence normal zaten. Öyle bir yere gidiyorsan light giyinmen lazım. Akrobasi yapacaksın, şey yapacaksın. Üzerine zırh giyip gitmezsin yani öyle bir yere. O tip mesela şey vardır. Tomb Raider'ın eski oyunlarında var. Yenisinde yok sanıyorum. Eğer duvarın kenarına tutunursanız böyle parande atarak yukarı çıkma animasyonu var. Ve böyle insanları rahatsız ediyor. Ben bir şey bulamıyorum. Hayır bence güzel duruyor. Hani ne zarar var size? Evet. Gerçekçilikten bahsedersek Uncharted'daki adamın 5 metre kadar zıplayabiliyor olması da çok inandırıcı değil yani. Ya oyunlarda gerçekçilik ne kadar beklemeliyiz? Mesela GTA çok mu gerçekçi? Yok değil ama eğlenceli bir oyun. Başarılı bir oyun mu? Evet. Çok fazla seveni var, çok fazla şey var. O yüzden hani gerçekçilikten kastımız ne? Hani oturup gerçekçilik arıyorsan Euro Truck Simulator oynayacaksın, şey oynayacaksın, Microsoft Flight Simulator oynayacaksın. Onlar gerçekçi sonuçta adamların işi o, simülatör yaratıyorlar. Gerçekçi olması için uğraşıyorlar. O zaman ne bileyim böyle hani şeylerin hiçbir anlamı yok. Mesela Vampire Masquerade Redemption gibi fantastik veya böyle şey oyunların, gerçek dışı varlığın bunların hiçbir anlamı yok o zaman. Çünkü gerçekçi değiller. Gerçekçiliği burada tamamen hikayenin şey olmasından, tutarlı olmasından yola çıkarak bakmamız lazım bence. Şey, gerçekçiden bu... çok tutarlı mı bu oyun diye bakmak gerekiyor. Şeylerin... Platformların hepsi birdenbire şeye dönüşebilir. Ha ha falan çizgi film. Yani. Orada suspension of disbelief'i bozmaması gerekiyor. Güzel. Yani gerçekliğin sınırını bence orada çizmeliyiz. Yoksa zaten gerçek istesem gider gerçek bir şeyler yaparım. Oyun oynamak için oturuyoruz oraya. Yani biraz ekstraordinar bir şeyler olacak ki. Olacak ki aynen öyle. Biraz yani gerçekten. Ben sizin birkaç hafta önce şeyde yaptığınız sunumda da bulundum. Kültür, oyun ve ders adını söyleyemedim. Çok güzel. Dijital yaratıcı teknolojilerin oyun kültürüne etkisi şeyini dersinde de. Orada da şey demiştiniz. Hani Hogwarts gerçek olamaz çünkü içinde yetince tuvalet yok. Hani onu fark etmiş olmanız bile bana garip geldi şahsen. Bak orada bahsettiğim tamamen farklı bir şey. Bu oyun için kötü demiyorum. Mimari eser yani gerçek bir mimari gerçeklik, kurgudaki, kitaptaki gerçeklik, filmdeki gerçeklik ve oyundaki gerçekliklerin arasındaki sınırları çizmek için gösterdim onu. Yani burada daha sürekli mekansal sürekliliği olan ve bizi ikna eden bir mekan var. Ama bu mekan da gerçekti çünkü buradaki insanlar tuvalete gitmiyor. bir sonuca bağlamıştım onu. Şey değil yani, ya ulan oyun yapmışlar ama tuvalet yok gibi bir düz bir yaklaşım değil tabii ki de. Yok o anlamda söylemedim ben de zaten şey olarak söyledim. Ben hani fark etmezdim, fark etmiş olmanızı şaşırdım. Aslında Hogwarts'ta tuvalet sahneleri var bayağı. Gördüm. Var evet, Hogwarts'ta tuvalet var. Var yani. İki tane tuvalet var işte. Mızmız Martel'in tuvaleti. Hayır. Hayır daha fazla var. Neredeyse her katta var. Yakaladığı tuvalet var mesela kitapta. İlk filmde. Hangisi? İlk filmde ilk kitapta trollün Hermione'nin yakaladığı tuvalet var. O, oyuna koymamışlar onu. Olabilir. Şeyde yoktu yani pardon. Bütün Hogwarts'ı yaptıkları 5. ve 6. oyunlarda yoktu. 7. film sağ olsun zaten. Kitaplarda hep var. Mesela 3. kitap değil mi? 4. kitap pardon Ateş Kadehi'nde. Harry gidip şeyleri puzzle çözmek için. Banyoda şeyi açıyor. Evet onu söyleyecektim. Senaryonun içine konmuş bir şey hatta doğrudan. O var. Sınıf başkanı banyosu. Aynen sınıf başkanı banyosu. Var. O vitraylı falan olduğu için yani filmlerde olan mekanları koymuşlar sadece. İkinci filmde doğrudan şey zaten muslukların arkasından tünelle şeye geçtikleri için ayrı bir tuvalet var tekrar. Mertl'ın banyosu. Erkekler tuvaleti. Evet, Myrtle'ın tuvaleti. Myrtle, evet. Kadınlar tuvaleti, Myrtle'ın öldüğü tuvalet. Oraya giren yok ama zaten Myrtle'dan dolayı. Myrtle'dan dolayı kapalı orası. Yani.
Evet, hani birden fazla olduğunun başka bir kanıtı da o aslında. Hani o tuvalete herkesin kullanmıyor olması. Kaldı bir tuvalet. O da sınıf başkanlarına ait. Bayağı tuvaletsiz bir bina yapmışlar. Biz neden Hogwarts'ın tuvaletlerini tartışmaya başladık? Bugün sunuma başlarken böyle bitireceğimi tahmin etmemiştim hiç. Dönüp dolaşıp. Ama şey yani orada ben hala fikrimdeyim. 5 ve 6. oyundaki Hogwarts'lar bayağı güzel bir mekansal deneyim sağlıyor. Çünkü öncekiler sadece şeydi. Oyun mekanları olmak üzere ve kendi yani benim o tür için çok da onaylamadığım yani dayatılan gameplay'e uygun mekanlar olduğu için. Ben katılmıyorum. Geçen sefer de sen mi katılmamıştın? Evet, geçen sefer de katılmayan bendim. Bir de şey de yoktu. Eskiden Unreal Engine 1 ve Unreal Engine 1 ve Unreal Engine 2'deydi daha öncekiler. İlk iki oyun Unreal Engine 1, üçüncü oyun Unreal Engine 2. Onlarda zaten mekansal süreklilik yok. Çünkü bir map bitince load etmek zorundasın. Open world değil. Öyle diyebilirim sayılır. Şey, ilk oyunları daha çok sevmemin nedeni dediğiniz gibi janra olarak daha çok hoşuma gidiyor olması olabilir ama bir mekanın güzelliği bence sadece işte şatonun ne kadar güzel olması üzerine kurulu değil, oyunun ne kadar düzgün çalıştığının üzerine kurulu olduğu için bana ilk oyunu ve ikinci oyunu daha çekici geliyor. Hani dediğiniz o mekaniklere zorlama işi, evet bence oyunu daha iyi yapıyor mekan olarak. Ne diyor ya? Ya bana şey gibi geliyor, ha şeker toplatmışsın, ha kendi crush yapmışsın, aynı şey gibi geliyor. Katılmıyorum. Şeyde çünkü 5 ve 6'da bariz daha mesela büyü yaparken yapmak istediğin büyünün şeklinde mouse'u sallaman gerekiyor gibi şeyler vardı. Şeyde ilk iki oyunda çok güzel ona alıştırıyorlar başta, alıştırmayı yaparken aa diyorsun galiba mekanik böyle işleyecek. Çünkü o şekli doğru çizmeni bekliyor ya. Ama bir kere öğrendikten sonra hep onu yapmaya devam ediyorsun. Mesela spiral çizersen Flipendo yapıyor gibi. İşte W çizersen Wingardium Leviosa yapıyor gibi. O yüzden yani sonuçta kitleye yönelik bir oyundu ya. Başarısız bir oyun değil. Kitle büyüdüğü için oyun da büyüdü sonra. Kutay hocam sıkıldı. Oyun konuşurken sıkılmamışım sen ya. Müşterimiz de azaldı baya. Evet. Ders saati bitince herkes işlerine döndü, kaçtılar. Evet. O zaman biz de yavaştan kapatalım. Olur. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için o zaman. Ben teşekkür ederim hocam çağırdığınız için. Arkadaşlar size de teşekkürler. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun hocam. Görüşürüz.